kulağından al sesi, yüreğinde at sevgisi eksik olmayanların pazartesi akşamları canlı yayında atılık sohbeti yaptıkları program Farklı Analiz'den bir kez daha iyi haftalar. Ben Enver Arslan, iki dev isim Atan Azilcioğlu ve İmparator Süleyman Akdil'e stüdyoda yerimizi aldık. Sizlerin de katkılarını beklediğimiz canlı yayınımızı başlatıyoruz. analiz@tck.org alt köşede gördüğünüz üzere bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz, aynı zamanda sosyal medya kullanıcıları için de Twitter üzerinden canlı yayını interaktif hale getirebilmek mümkün ki alt köşede görüyorsunuz. Etiketimize Farklı Analiz yazarak her türlü soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Yoğun bir akış var ve bu akışta sizin de yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi ve program içerisinde soracağımız anket sorumuzu cevaplandırmalarınızda da yine bu etiketi kullanmanızı rica edeceğim. Dediğim gibi çok hızlı bir tempoda, yoğun bir tempoda gitmesi gereken tartışmalı ve tartışmasız koşullar var. Her zaman olduğu gibi stüdyoya dönmek ve ilk sözlerle klasik açılışımızı devam ettirmek istiyorum. Atan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel bir haftayı geride bıraktık. İnanılmaz güzel yarışlar seyrettik. Gazi Koçu öncesi artık Ankara ve İstanbul'da son provalar koşuldu. Herkesin büyük bir merakla beklediği yarışların sonuçları belli oldu. Ve tabii artık bütün yorumlar Türkiye'nin bir numaralı yarışı, en büyük yarışı Gazi Koçu için yapılmaya başlandı. Biraz sonra bu yarışları konuşacağız. Onun dışında çok güzel başka yarışlar var. Çok tartışılan hafta içi sosyal medyada ve yarış kamuoyunda tartışılan komiserler kurulu kararları var. Onları konuşacağız. Çok önemli tabii başka gelişmeler de oldu. Yeni kabine kuruldu. Yeni bakanımız atandı. Tarım Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı. Yaklaşık bir senedir zaten bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu İbrahim Bey ve Yüksek Komiserler Kurulu'nda da başkan yardımcısıydı. Sektörümüzü tanıyan kıymetli bir bürokrattı. Şimdi çok daha önemli bir görevde. Umuyorum ki camiamız için de, ülkemiz için de, Sayın Yumaklı için de güzel bir çalışma dönemi olur. Onun dışında tabii biz çok mutluyuz. Galatasaray şampiyon oldu. Evet. Bu arada Sayın Yumaklı'nın hemen fotoğrafını da ekrana verdi sevgili Hamza. Gözünüz aydı, tebrikler. Sayenizde biz de ikinci olacağız. Bize bir... Evet. Mutluyuz o yüzden. Evet. Buradan bizi seyreden Galatasaray'ların da şampiyonluğunu tebrik edelim camiye mensuplarım. Tabii ki üzücü birkaç haberimiz de var. Evet, vefatlarımız var. Evet, onları da dile getireceğim. Evet, onlara da başsağlığı dileyelim senin sayende. Hay hay abi. Güzel bir program olacak inşallah. O halde Süleyman abiye sözü atarken ben hemen başsağlığı dileklerimizi de ileteyim. Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Sayın Şevket Yıldız'ın kıymetli annesi Fatma Hanım son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız ailesine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Başta Şevket Bey olmak üzere. Yine Türkiye Jockey Kulübü'nün idari personel kadrosundan sevdiğimiz arkadaşlarımızdan Ersin Yıldız vefat etti ki aynı zamanda foto finişten birçok isim belki programımızda da konuşuluyor sık sık. Sevgili Erdinç abinin de kardeşiydi. Bir kez daha Yıldız ailesinin iki ayrı Yıldız ailesine de başsağlığı dileklerini canlı yayın vesilesiyle iletmiş olalım. Kaybettiğimiz hem Fatma Hanım'a hem de Ersin Yıldız'a Allah'tan rahmet dileklerimizi de bir kez daha iletmiş olalım. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. Allah geride kalanlara sabırlar, uzun ömürler versin diyelim. Ben de hem Şevket Başkan'a başsağlığı dilemek istiyorum. Onun nezdinde bütün Yıldız ailesine ve tabii ki emektar kardeşimize, sevgili Ersin'e başsağlığı diliyorum. Erdinç başta olmak üzere bütün aileye de başsağlığı diliyorum. İmparator yoğun bir hafta. Evet, çok güzel yarışlar oldu bu hafta. Bayağı sürprizler oldu diyelim. Son artık düzlüğe çıktık Gazi'de. Son virajdayız. İki viraj dönüldü mü? Yani iki viraj dönüldü. 21 gün sonra, 20 gün sonra inşallah Gazi yarışında koşacağız. Bakalım kime kısmet olacak. Biraz sonra analizlerde masaya yatıracağız. Program öncesi tabii görüntüleri rejimizde bir tur mutlaka izliyoruz, oturuyoruz. Sanki bu akşam Süleyman abiden birçok flash gelecek gibi bir hisse kapıldım. Oradan edindiğim izlenim bu. İlerleyen dakikalarda göreceğiz. Bu arada geçtiğimiz hafta Farklı Analiz'de çok kısa bir süre olduğu için atlamış gibi bulunduk ama klasik Farklı Analiz zamanlamasında söyleyelim sevgili Güray Adışen
Atışan ailesinin prensi. Güray Oğuzcan mı? Evet. Ne zamandı Güray? Geçen hafta? Geçen hafta bizim kısaydı ya program süresi. Olsun ya, onu atlamasaydık. O yüzden Güray Atışan'a, Atışan ailesine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güray Soğan'a çiftine de bir ömür boyu mutluluklar dileyelim. Ben yine küçük bir pozitif ayrımcılık yapacağım. Veli Efendi Hipodrom başta olmak üzere Türkiye'deki bütün hipodromlardan neredeyse tanınan, Adana başta olmak üzere sevilen hipodromun tanıdık simalarından Ali Yavuz abimiz. Beşiktaşlı futbolcu Delle Ali'ye benzeyen lakabıyla birçok yarışsever tanır onu. Ali Yavuz abime geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Onu da yayından önce de gördüm. Lütfen ilet dedi, ben de ileteyim. Geçmiş olsun hepsine. Bakırköylülerin ve Ataköylülerin çok iyi tanıdığı sevgili Raif Özet de bugün bir operasyon geçirdi. Raif de hastanede büyük ihtimalle bizi seyrediyoruz. Ona da buradan çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Bütün bizi izleyen izleyicilerimizin hastalarına da Rabbim şifalar versin inşallah. Ağzına sağlık abi. Bir önemli hatırlatmayı daha yapalım. Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde kursiyer başvuruları başladı. Gençler, siz de jockey olmak istiyorsanız işte fırsat diye başladı ve Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde jockey adayı olarak eğitim almak isteyen apranti adayları başvurularını yapabilirler. Detaylı bilgiyi almak için hipodromumuzun müdürlüklerini arayabilirler. Aynı zamanda Apranti Eğitim Merkezi'ne bizzat gelip bilgi alabilirler. Online sitemiz üzerinden de yine detaylı bir bilgi alabilirler. Başvuru şartlarıyla ilgili özellikle özel programımızın YouTube üzerindeki yayınını şiddetle tavsiye ediyorum. Adaylar ya da aileleri merak ettikleri bütün soruları da burada cevaplandırabilirler. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu süreci ilerledikçe son başvuru tarihinin 31 Temmuz olduğunu hatırlatalım. Yine programlarımızda ara sizlerle buluşturmaya devam edeceğimizi de söyleyelim. Evet. Ya çok da bir müracaat geliyor. Çok tanıdık. Bir şekilde ulaşan yarışsever dostlarımızdan işte ailelerinde jockey olmak isteyen kardeşleri olanlar. Yani zannediyorlar ki hani bu işte bana geliyorlar diyorlar ki abi işte sen Süleyman Ak diye söylersen imparator. Valla bana hiç kimse gelmedi biliyor musun? Ya yine vallahi yani bana çok geliyorlar. Dedim ki ya söyleriz ama hani biz burada bir torpil olacak bir durum yok yani. Bu da çünkü fiziksel özellikler var, sınav var. Bunlara verilecek, gidilecek yani anlatabiliyor muyum? Burada bizlerin veya camiadan herhangi birinin yapabileceği çok hiçbir şey yok neredeyse. Yani en fazla müracaat formu buluruz. Temin edip ona verebiliriz yani. Onun dışında bir şey yok. O yüzden herkes müracaat etsin. Kimse tabii çok katı kurallar var. Yani millet orada şey zannediyor dışarıdan yani işte orada istediklerini alır. Öyle bir şey kesinlikle yok. Yani. Yok. Her şey yazılı sınav. Yazılı sınavdan sonra elektronik aygıtla bakıyor her şeyine. Ondan sonra aşağı iniyor. Aşağıda o parkuru kaçta geçti, kaçta geçmiyor. Boy özellikleri, konuşması, oturması, mülakatı... Yani her şeyden geçmesi lazım. Eskidenmiş o. İşte şunu da bizim hatırımız için falan. Bundan 30 sene evvel öyleydi. Ya bu çocuk da o zaman da gelen giden yok alıyorlardı. Şimdi tabii. Öyle değil ki. Şimdi geliyor en iyileri seçiliyor yani. Sonuçlar da ortada. Doğrusu sonuçta da ortada. Doğrusu da o yani. Şimdi. Eğri oturalım doğru konuşalım. Aynen öyle. Evet ilk programın ilk cümlelerinde söylemiştim. Bir anketimiz var. Gazi Koçsu'na gidiyoruz ve bu önemli yolculukta artık son 3 haftanın içine girdik. Ve geri sayım bu kadar hızlanmışken anketimizde hafta sonu heyecanını da birleştirerek soruyoruz. 97. Gazi Koçsu'nun şampiyonu sizce hangi koşudan çıkacak? Hafta sonu koşudan 3 yarış. Mehmet Akif Ersoy, Sait Akson kısrak koşusu mu? Yoksa diğer şıkkını işaretleyerek bu hafta ya da önceki haftalarda bu 3 koşuya gelmeden yol haritasını Gazi'ye çevirecek bir safkan mı Gazi Koçsu'nu kazanır sizce? Dolayısıyla bu hafta sonunda bir projeksiyonunu sizden almak istiyoruz. Evet. Atahan abi. Bir ara gelen yanıtlardan da okursan seviniriz. Okunsun istiyor çünkü izleyiciler. Ya tabii bu üç koşunun Gazi Koçsu'na olan etkisini biz defalarca burada konuştuk. Tablolar yaptık. Bugün de var tablomuz Ömer sağ olsun hazırladı. Yani son 10 yılda Gazi Koçsu şampiyonları bu koşulardan çıktı. Özellikle Mehmet Akif Ersoy koşusu çok etkili oldu. Neredeyse %50 bir yüzde yakaladı. Yani son 10 yarışın 5'ini Mehmet Akif Ersoy'un birinci veya ikincileri kazandı. Tabii ki Sait Akson koşusu da çok önemli bir yarış.
Belki bu sene Mehmet Akif Ersoy'un da belki bir tık önünde, biraz sonra konuşacağız. Kısraklar son 3-4 yıl içerisinde 2 kere kazandılar. Bu sene de çok güzel bir yarış oldu. Çok mücadeleci, zorlu bir yarış oldu. Biraz sonra hepsini konuşacağız. Çok detaylı haberlerimiz var, flash haberlerimiz var. O flash haberlerin bir yenisini daha sizlerle buluşturayım. Handikap puanları an itibariyle güncellendi. Qualisto şu anda 3 yaşlı İngilizlerde en yüksek handikap puanına sahip isim haline geldi, 103 puanla. Qualisto 103 puanla bu gece itibariyle 3 yaşlıların en yüksek handikap puanına sahip İngiliz tafkanı. Şimdi mesela bazı bu süreç içerisinde bazı sahipleri mesela hep soru soruyorlar. Ya çok inandığımız bir atımız var ama biz çok yarış koşamadık, biraz geç kaldık. Aynen. İşte bir yarış kazandık, çok önemli olmayan bir yarış kazandık. İşte atımızın Gazi Koç'u kazanması için ne kadar puan almamız lazım, hangi koşuyu kazanmamız lazım diye hep böyle sohbetler oluyor. Şimdi Qualisto o kadar güzel bir örnek ki. Evet. Bir kısa vade, değil mi? Doğru. Kısa vade 9 mu kazanmıştı? Evet. Tevfik Çelikoğlu. Ardından Sayı Taksona geldi. Taksona. Yani kısa vade 9, grup 2 kazandı. Şu an altında epeyce bir grup 1 kazanan at var. Doğru. Değil mi? Yani grup 1 kazanan atlardan daha çok. Aynen. İşte hani hep şunu soruyor atçı. Yani biz kaç puan alırız? Ya sizin kaç puan alacağınız kazandığınız koşunun kalitesi, derecesi, geçtiğiniz atların handikap puanları. Bunların hepsi bir kriter. Kazanış şekliniz, yaptığınız, rakiplerinize yaptığınız fark, kolaylığınız, işte dereceniz gibi birçok şey var. Mesela Niyazi Polatlar koşusunda yine yüksek handikap puanlı atlar koşuyor. Doğru. Mesela öyle bir at çıkabilir ki Niyazi Polatlar koşusunu, şimdi burada mesela kim var o yarışın favorileri sayılabilecek? Papagallo var, işte Venivici gibi iyi atlar var. Başka tabii atlar ki da var tabii. Mesela onların hep 80 puan ve üstü atlar da var onun için. Şimdi çıksa bir at mesela bu atları. Poyri var 89. 89 Poyri var. Urfa Aslanı var tabii. Bunları mesela çıkıp bir at geçerse al sana Gazi bileti. Gazi'ye rezervasyon. 104 var mı? Yok girersin değil mi? Yani. Qualisto 103 birinci. Yok daha onun için sordum. Cosmic Kid ve Native Power 101 ile 2 ve 3 aynı puandalar. Evet. Harf sırasına göre diziliyor. General Briella 100 puanla 4. sırada. Belki de bu tarihte ilk defa. İlk defa. Bir grup bir galibi olmayan bir at. Evet. Bütün grup birlerin üstünde olmuş. Üstünde oldu çünkü Aksonu kazandı. Ama Gazi'ye 3 hafta ben var. Ben çok da normal buluyorum bu puanı. Çünkü ben de, bence de. Sen bu tarz Gazi'nin en büyük favorilerini bu kadar kolaylıkta ve farklı bir şekilde gösterişli bir şekilde geçersen ondan öne çıkman da son derece normal. Headwalker, Moonlight Fairy 5 ve 6, 96 puandalar. Tour Demirkır, Lord of Pelennor 94 puandalar. 7 ve 8, Princess Sylvester Defiant, Altın Sima 92'şer puanla. Çakal'ın kızı? Çakal'ın kızı 19. sırada 88 puanda. O da Gazi biletini artık aldı. Yani iyi puan alabileceği sadece bu en son yarışı var. Evet. Önce başka yok tabii. Bir sınıf yarış kazanmadı. 22. Için. Sırada kim var derseniz şu ana kadar 22'de Rockstar var 87'de. Atan abi dediği gibi Akif bu yıl zorlu olacak. Evet. Yani aşağıda henüz çarşamba günü puan bekleyen safkanlardan yukarıya gelen olursa 22 zor bir soru 22 ama artı Niyazi Polat yerde olup da şu anda ilk 22'de sadece Urfa Aslanı var. Evet. Ya bir de Poyri var tabii 89 o ikisi. 22 artıyla kayıtta çıkar diyorum. Öyle gözüküyor değil mi Süleyman abi? Oo. 3 tane falan da yedek. Gazi kayıtları yedeğe kalır diyor İmparator. Yani 3 tane falan yedek yazılır diyorum. Ya tabii Sayı Taksonu. Çünkü enteresan biraz oldu yani şimdi. Qualisto gelip kazandı işte 3 tane favori. Üçünü birden geçti. O zaman bir yarışa girelim. Tamam. Evet, yarışlara girelim. Bir girelim. Benim de söyleyeceklerim var. Ondan sonra o üç koşunun Gazi ile korelasyonunu da konuşacağız. Ama önce grup 1 ile başlayacağız tabii ki. Kısrak koşusu çok önemli bir mücadeleye sahne oldu. Moonlight Fairy kazandı. Yarış sonunda bir protesto da oldu arka grup için, tabelanın diğer yerleri için ama önce bir yarışı konuşalım. Moonlight Fairy'nin başarısını konuşalım. Süleyman abi, Princess Sylvester yarışı. Evet. Temposunu belirleyen isimdi. Valla çok da güzel koştu. Yani öyle bir şey tay denemedeki gibi çabuk teslim olmadı. Numarayı aldı. Hemen içinde General Briella. Onun dışında Hor, Steel Queen. Hemen Moonlight Fairy.
Minded Life. Minded Life. Minded Fairy şimdi gelecek. Oradan gelecek dördüncü, beşinciliğe. Şu anda 11. sırada dışta Güzel Ocak Ekürisi'nin bordo beyaz formasıyla izlediğimiz gelecek safran. Şimdi. Ayhan buralarda yürüttü ve adım adım imparatorun dediği yere doğru geliyor. Operasyon Defiant, Çakal'ın kızı 15. sırada. Anares'te 19. sırada. Burada dediğiniz yere geldi Moonlight Fairy. Evet. Yani yarış başladığında sondan 3. sıradaydı. Ama karşı düzlükte 4. sıraya kadar geldi. General Briella'nın dışında. Prenses Sylvester tüm yarışı baştan sona önde götürdü. Son 200'e kadar da öndeydi. Tolga Yıldız ilerisinde tempoyu vermeyi sürdürüyor. İmparator Çakal'ın kızı ve Anares'ten söz etti. Anares şu anda sondan 4. Çakal'ın kızı da onun iki önünde mor ağırlıklı, mor siyah formasıyla izlediğimiz safkan. Bu isimleri de sanıyorum İmparator analizine yerleştirdiğini söyledi. Prenses Sylvester kolay döndü. 2,5 boy önde döndü. Moonlight Fairy hemen dışarıya aldı. Pistin iyi yerine aldı hemen. Ayhan içinde çok güzel bir gün geçti tabii. Hemen rakibine doğru yanaşmaya başladı. Ortada General Briella var. Tam hala teslim olmadık Strak. Prenses Sylvester. Şimdi artık baş başalar. Bu kamçıdan sonra geldi, hakim oldu. Ve Moonlight Fairy hakim. Arka planda kapanmalar, daralmalar var. Evet, dışarıdan var. Çakal'ın kızı çok dikkat çekici geldi ve o da üçüncü. Süleyman abi. Tebrik ediyoruz ilgililerini. Zaten bu ekürü, Güzel Ocak ekürüsü devamlı klasik mesafe atları yetiştiriyorlar. Yani hep böyle uzuncu safkanlar. Tebrikler. Çok da güzel koştu. Bir yarış evvel zaten ikinci kalmıştı. Evet. Abi tabii burada yerel Briella olsun, Defiant olsun, Anares birçok hayal kırıklığı oldu atlarda. Tabii bu pistin de biraz o gün için batıyor olması, gecenin çok fazla yağmur yağması bazı atları çok etkiledi gibi görünüyor. Bazı performanslar çok konuşulmuştu ve tartışılmıştı. Anares enişte, Defiant sanıyorum siz padokta Defiant'ın genel olarak reaksiyonlarına... Evet, nedense çok sinirliydi. Jockey'ini bindirmedi. Dışarıda bindi. Belki işte geliş gidişler bazı kısraklarda bu oluyor. Şeyde çok kazanan safkan Moonlight Fairy. Moonlight Fairy de çok sinirlendi. Orada makinenin önünde olan nalı çıktı. Onu nalı beklediler. Çıktı. Bayağı stres yaptı yani. Nal görüntüleri de olacak. Atan abinin de sözlerini alayım kısrak koşusuyla ilgili. Yine sürprizle biten bir 3 yaşlı dişi yarışı. Yani neredeyse her yarışı başka bir at kazanıyor ve kazanan at da hep sürpriz pozisyonunda bir at oluyor. Dişler deneme koşusu da öyle olmuştu. Bu yarış da öyle oldu. Güzel bir yarış oldu ama. Mücadele açısından çok keyifli bir yarış oldu. Beklediğin üstünde bir yarış algıladım abi, doğru mu? Evet, yani çok daha güzel, renkli. Hemen hemen birçok atın tabela içerisinde şans bulabileceği bir yarış oldu. Ayhan inanılmaz güzel bir yer tuttu. Aynı şeyi Sait Aksan kostunda da yaptı. İki yarışta da viraja, üçüncü pozisyonda döndü. Zamanlaması müthişti. Çok iyi bir gün yaşadı. Kendi adına çok önemli bir başarıya imza attı. Tarihte aynı gün hem Sait Aksan hem kısrak kostunu kazanan 5. jokey oldu. Geçen sene başlayan çıkışını, ki geçen sene de aynı gün iki grup bir yarış kazanmıştı hatırlarsan, o çıkışını sürdürüyor. İnanılmaz moralli, kariyerinin en başarılı dönemini geçiriyor Ayhan. Tabii ki artık daha tecrübelendi de. İlerleyen dakikalarda Ayhan'la ilgili
başka şeylerde konuşacağım ama onu daha ziyade jockey performans bölümünde konuşuruz. Yarışta tabii çok şanssız, dramatik kaybeden bir Prenses Sinister var. Birkaç yarıştır böyle kaybediyor bu at. Çok bütün yarışın yükünü çekiyor. Tempoyu tayin ediyor. Hep bir yerlere kadar geliyor. Bugün de son anda teslim oldu ama çok iyi koştu. Müthiş bir performans sergiledi. Ayhan'ın atı tabii start öncesi yaptığı yaramazlıklara, işte nalını düşürmesine rağmen yarışta böyle bir performans sergilemesi tabii çok başarılı. Ben de İmparator'a katılıyorum. Bu ekürü az ama çok güzel at koşuyor. Hep iyi atlar yetiştiriyorlar. Bunu da kendi aygırlarıyla kazandılar ki bu da çok kıymetli. Tabii kıymetli. Greystone zaten çok müstesna bir attı. Yani ben hep söylüyorum, son 25-30 yılın yarış kariyeri en yüksek atlarından bir tanesiydi. Çok muazzam bir şey imza atacaktı. Tarihte çok az atın yapabildiği. Yani hem 2 yaşında Çaldıran'ı, Sakarya'yı kazanıp dönüp arkadan triple erkek crown, Aydeneme, Gazi ve Ankara koşularını kazanarak Triple Crown yapmak muazzam bir şeydi. Çok şanssız bir ramak şekilde kalmıştı. Çok dramatik bir şekilde yapamadı yani onu da. Onu yapsaydı muazzam bir şey. Sanıyorum Bolt Pilot'tan sonraki ilk at olacaktı. Aygırlığı için de tabii güzel oldu bence Greystorm'un. Yarışta tabii bazı atlar özellikle son 150 metreden sonra istedikleri finişi yapamadılar. İçeride bir kümelenme oldu. Bundan Çayka çok etkilendi. Evet. Halis çok etkilendi. Yani o Çakal'ın kızının kuvvetle geldiği yerlerde aslında içeride Halis, Gökhan hepsi son yüzden sonra tutmaya başladılar. Çünkü aynen, gidebilecekleri önünde bir alan kalmadı. Çok kümelendiler. Yoksa bu yarışın özellikle ikinci, üçüncü, dördüncülük, yani üçüncü, dördüncülük kısımları çok daha kalabalık, ciddi bir foto finişe kalabilirdi. Bak şimdi birazdan hem Çayka ele aldı. O aldı, Anares Halis aldı. Mine and Life ele aldı. Tabii tabii yani o... Onlar mesela koşunun üçüncü, dördüncüsüyle başa baş girebilecek atlardı. Ama tabii ki bu kadar kalabalık bir yarışta her zaman çok istediğiniz yerleri bulamayabiliyorsunuz. Adigem'e çok az farkla geçildiği yarış güzeldi aslında Tayin, ama tabii dijital denemede daha farklı bir performansların sergilenmesi bu atı biraz geri plana itti. Bu arada Adigem'e de çok geçmiş olsun, geçmiş yani. Olsun. Mutlaka ki çok üzülüyorlardır. Böyle bir atı bir yarış önce geçen bir atın bu yarışı koşamaması tabii. Atçılık şanssızlığı tabii. Onlara da çok geçmiş olsun. Çakal'ın kızı hep İmparator'un da burada söylediği bir atta aşama içerisinde olan. Bunu bu yarışta da sürdürdü. Çıkışı devam ediyor. Mutlaka Gazi Kostu'nda olacaktır diye tahmin ediyorum. Onun dışında General Biriella bir kahraman. Yine çok iyi koştu. Bir ara daha erken bırakacak gibi oldu ama Kısrak yine bırakmadı. Sonlarda bir kere daha hücum etti. Bence gayet iyi koştu. Horror çok sürpriz bir beşincilik elde etti bana göre. Güzel bir yarış oldu. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu atlar 3 hafta sonra, 2 hafta sonra bir yarışa daha çıksınlar. Yine farklı bir at kazanabilir yani. Bu atlar birbirini sezonun bundan sonraki bölümünde de sürekli geçecekler yani. Güzel bir soru var abi. Çetin Kızıltepe. Selam olsun buradan. Çünkü farklı analizle beraber at yarışına sevdalandım diyen yarış severlerden biri. Bu kısrak koşusu Gazi koşusundaki kısrak sayısını arttıracak bir yarış oldu mu diye sormuş. Ya şimdi tabii aynı gün bir Nene Hatun koşusu var ki o da çok kıymetli bir yarış. Yani mutlaka orayı da tercih edip orayı kazanmak isteyen atlar da olacaktır. Şimdi tabii İmparator da yorumlar hani Sait Akson ve kısrak koşularını kalite olarak çok yan yana koymak doğru olur mu? Onu tartışmamız lazım. Yani Sait Akson'un daki performanslar çok daha farklı performanslardı bence. Ama tabii ki işte daha son 3-4 sene içerisinde kazanan iki tane çok başarılı kısrak var. Neden olmasın? Tabii ki olabilir. Sait Akson'dan sonra genel bir değerlendirme hem dişler hem erkekler için yaparız bence İmparator'da ben de. Tamam. Çünkü başka faktörler de var. Onları konuşmamız gerekiyor bence. Özellikle pist faktörü çok önemli. Sezon başından bu yana değil mi İmparator? Çok değişik bir yıl yaşıyoruz yani. Aynen. Yani atlar neredeyse hiç normal çim pistte 3.3 pistte neredeyse koşamadılar. Aynı şey Ankara'ya da sirayet etti. Koşamadıklarını önce bırak bu sefer de yağmura tutuldular. Aynen yani ya. Şimdi yağmurdan koşamadılar. En iyi iki tane yarış Gazi'ye doğru. İkisi de at yarışı her zaman biraz ağır sahaya denk geldi. At yarışı her zaman sürprize müsait. Mesela evet, biz burada ne diyorduk?
Atların 2 yaşında performans yapması, gerekli puanları alabilmesi için Gazi yolunda önemli bir avantaj oluyor. Ama şimdi öyle atlarla mesela karşı karşıyayız ki mesela Butay üçlüğünden sonra hani Go Hero gibi belli bir yerden sonra neredeyse hiç olmuyor. Geçen. Aynı şey Koalisto için geçerli. Yani 2 yaşında neredeyse ismini bilmediğimiz, varlığından haberdar olmadığımız bir atla, ama işte pist şartları, mevsimsel şartlar ve atların pedigrisel kabiliyetlerinin üçlüğe dönünce daha görünür hale gelmesi gibi pek çok sebep bu seneki yarışı daha sürprize açık, daha keyifli, mücadeleleri de daha çetin hale getirdi bence. Harika. Nal görüntülerini bir görelim. Ya bu arada, Nal konusunu tabii İlan hocama, aslında bizim biraz konuşmamız gereken Şakir de bir konu. Şakir hocama selamlar. Nal konusunda senin sosyal medya mesajların da çok güzel reaksiyonlar oldu. Evet. Ya tabii büyük bir şanssızlık bir kere attığı için ben inanıyorum ki mesela hem güzel Ocak'ı görürse Safkan'ın sayısı an sürü kalbi pır pır atmıştır. Yani atımız koşabilecek mi? Tabii. İşte nallattıracak mı kendini? Hamza ilk andan itibaren alabilir miyiz? İlk az evvel gördüğümüz yere gelelim. Yani sol ayağının nalsız. Bak var burada. Birazdan düşecek. Heh, bu düşmüş hali. Evet, yok şu anda. Yok şu anda. Evet, vaktinde yetişecek bir şey. Nalbant biraz galiba sanıyorum eyerlemenin oradan geldi. Hmm. Orada değildi o anda. O çünkü orada duruyor anladığım kadarıyla. Onun içeriye atlar girdi. Süre geçiyor tabii. Çok at var. Kalabalık yarış. Kalabalık var. Evet. Bu arada yani bir sistem de etmeyeyim ama en azından bir söyleyeyim. Yani yarışsever dostlarımızdan özellikle hipodroma gelenlerden bir ricam var. Bir at kaçtığı zaman, jokeyini düşürdüğü zaman, işte pistin önünden geçerken veya işte bir at nallanırken yarışın biraz gecikmesiyle tribünlerde yapılan ıslıklar, gürültü gerçekten faydası yok, atlara zararlı. Hiçbir faydası olmayan, zararlı. Dediğin gibi bazen onları olumsuz yönde etkileyen şeyler. Yani bu konularda biraz daha bence sakin olmakta. Orada bir küçük not vereyim mi abi? Fayda var diye düşünüyorum. Bu ıslıklama hakikaten hiç hoş değil yani. Islıklamayı bitiren hareketi görme şansın oldu mu? Saadettin Boyraz Diomedia'nın üzerinde tribüne döndü ve ricada bulundu eliyle. Tabii çok doğru bir şey. Susun, yapmayın diye ve bir anda kesildi. Yani şimdi hatırla, biz bir film seyrettik değil mi? Boldi diye. Evet. Şampiyon. Evet, evet. Yani orada bile sus işareti belki de filmin en can alıcı noktalarından bir tanesiydi. Ben sevgili yarışseverlerimizden gerçekten bu konuda biraz anlayış bekliyorum. Hiç kimse aslında yarışın gecikmesini istemiyor. Biz de istemiyoruz. Jokeyler de istemiyor. Atların sahipleri de istemiyor ama maalesef oluyor. Bu nal işi bilmiyorum. İmparator'a fikrini şimdi sormak onu istiyorum ben. Evet, yani bugün sonra mı geldi Nalbant diyorsun? Evet, sonra geldi. Evet. Nalbant'ın böyle bir yarış değil, her yarışta makinenin orada durması lazım. Nalbant'ın yerini biliyorsun. Eğerlemenin orada. Oradan gelmesi. Orada da ahırlardan gelip lazım oluyor ya bazen doğru. Çakılma için. Yani ahırdan geldiğinde düşüren, ahırdan çıktıktan sonra oraya gelene kadar düşüren. Ahırdan gelen nasıl olsa zaman var. Ama orada zaman yok. Diyorsun. Orada zaman yok. Şimdi aslında tartışılması gereken bence şu. Şimdi Nalbant orada bile olsa bu nal çakımının İki Nalbant da tutabilir. Bir süresi var yani. Şimdi bu Nalbant geldikten sonra benim 3 aşağı 5 yukarı kendi telefonumdan baktığım süre 3,5 dakika civarında bir şeydi. Ha bu daha da uzayabilir. At orada stres yapar değil mi İmparator? Nallattırmayabilir. Mücadele olur. Ve bu arada düşün şimdi ilk starta giren atı düşün. Evet. Zaten diğer 14 tane atı beklediği bir bekleme süresi var girdikten sonra. Bu arada çok şanslı 2 tane at var. Evet, o sırada dışarıda olan ve Nalbant'ın nalı çakmasını dışarıda bekleyen ve içeride de bir sürü at var. Şimdi ne yapılabilir? Tabii hemen hepimizin aklına şu geliyor. İçeride atlar fazla kalmasa bütün atlar tekrar geri çıkartılabilir. Şimdi bu başlı başına tekrar yeniden bir iş. 17-18'in atı olduğu bir yerde. Bir de şöyle bir dezavantajı var bunun tekrar. Şimdi atların hepsini dışarı çıkardınız. At nallandı. Tekrar içeri almaya başladıktan sonra ilk giren at ilk seferinde diyelim 14. atı kaç dakika bekledi? 5 dakika mı? Evet. Yeniden bir 5 dakika. Sonrasındaki diğer 3 atı tekrar bir 6-7 dakika. Yani toplamda 10 dakikanın üzerinde beklemeye başlıyor. Ha bunu söylerken şunu da söylemiyorum yani ne yapmak lazım peki? Bunu aslında biraz konuşmak lazım. Kim ister orada atının nalı çıksın? Hiç kimse istemez. Benim de atım olsa ben de atımın nalını çakılsın, yarışa iştirak etsin isterim. Bütün atçılar öyle ister. Kesinlikle. Ama bir de organizasyonun bir düzeni var. Düzeni var.
Yani şimdi yarın bu yarışları yurt dışında oyun oynandığı zaman bu saatlere sadık kalma mecburiyeti var bir. İkincisi, her ne olursa olsun bu atı beklerken içerideki atlar bir dezavantaj yaşıyorlar. Ya bu startta çok böyle aksilik yapan bir at olmadı şükürler olsun. Herkes sakin ama bekledi. Olabilirdi de. Orada bu beklemekten dolayı problem çıkartan atlar olabilir. Onlar yarışa tekrar katılmakta problem yaşayabilir gibi birçok şey olabilirdi. Yani bir şeye karar vermek lazım aslında. Farz et ki diyelim ki böyle bir yarışta iki tane atın nalı çıktı. Çıkamaz mı? Çıkar. Olabilir. İki tane atın nalını çakmak demek eğer iki nal bak yoksa o anda hazır orada startta en iyimser tahminle 10 dakika demek. Tabii. Siz içeride bekliyorsunuz. Hadi içeride beklemediniz. Dışarı tekrar çıkardınız. Dışarıda beklediniz. Buna hakikaten zaman da artık bir problem oluyor. Yani organizasyonun vaktinde başlayamaması pek çok problemi çıkarıyor. Bir sonraki koşuyu aksatıyor. Bir sonraki koşuda Padova gelecek atları aksatıyor. Yani Hamzacığım burası süper. Bir şeye karar vermek lazım. Bak Saadettin Boyraz ıslıklar sürüyor. He. Yaklaştırabilirsek harika olur. Hamza Akgümüş bu güye yönetmen. O da aynı şekilde bir rahatsız yani, oldu orada. Bir de hani seyircinin sevdiği, itimat ettiği bir abi tabii. olarak gördüğü bir jockey olması da önemli Saadettin burada. Saadettin olması da çok önemli. Saadettin Boyraz olması susun lütfen diyor oradan. Aynen. Hep ben sakin onu söylüyorum diyor. Hep aklınıza ya o orada, film gelsin. Hep o film gelsin aklınıza. Saadettin orada tehlikeyi seziyor. Aynen. Tehlike şu. İçerideki atın bir tanesi hareket yaparsa var ya. Hepsi birden başlayacak. Hepsi birden başlayacak. Ve seyirci burada bu hamleden sonra gerçekten bıçak gibi kesti. Ama seyirci de işte bilinçlenmiş ki duruyor. Aynen. Hemen duruyor. Yani, hiç uzatmadı yani. Onlara da teşekkür ediyorum. Seyirciye de yani. Teşekkürler bu arada. Yani mesela aklıma şu geliyor. Mesela ne yapmak lazım yani? Nasıl bir şey, bir standart yakalamak lazım? Atıyorum mesela nalı çıkan atı koşturmamak çok radikal bir karar olur. Yani tabii. O da çok hiçbirimizin istediği bir şey olmaz. Şu olabilir belki, atları daha erken startın önüne getirip orada vakit geçirmeleri. Bir 3-4 dakika en azından normal geldikleri süreye geçirip orada bir nal kontrolü, bir nalla alakalı problemi olup olmayanı bir check edip anlatabiliyor muyum? Yani o nasıl olur? Eğerlemeden bir 3 dakika önce padoğa gelir. Padoktan da bir 3 dakika önce startın önüne gelir. Yani son padokta attığı son turu en azından startın önünde atacak hale getirmek belki bir çare olabilir. Grup koçlar için mi söylüyorsun, tüm koçlar için mi abi? Ya ben bütün koçlar için söylüyorum bunu. Yarışın hepsi bir. Ya bütün koçlar için söylüyorum. Yani biz eğer nalı düşen atları koşturacaksak bu yarışın başlama saatlerini de dikkate alarak buna bir alternatif bulma mecburiyetimiz var. Nitekim, İmparatoru söylediği şey önemli. Nalbant'ın orada olması lazım diyor. Nitekim Maiden'de 20 dakika 15-17 dakika geç başladı yarış. Tabii. Şimdi orada mesela, da bir atın nalı çıktı biliyorsun. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu özellikle bu önemli günlerde tribünlerin çok kalabalık olduğu, seyircinin daha toleransının az olduğu, toplumsal olarak toplu hareket ettiği günlerde bu tarz önemli yarışların önüne mümkünse 3 yaşlı İngilizlere işte mahsus 20 atın koştuğu, 15 atın koştuğu maiden yarışları koymamak lazım sanki biraz da. Şimdi bak o yarışta protesto oldu. Sayı taksiyon kostun atların padoğa gelmesi lazım. Geciktiler. Hem ister istemez gecikiyorlar ki hani bilmiyorum komiserler kurulu belki daha az tutmuştur orada diye düşünüyorum. Bizim uyarılarımızdan sonra belki bir faydası olmuştur. Protestonun mutlaka protesto olsa dahi o atların padok alanında değil, arkada dolaşması gerekir. Sayı taksona gelen atların mutlaka padoğa gelip padok tanıtımlarının yapılması gerekir. Çünkü oyuncu o atları görmek istiyor. Yani sayı takson, gazi koşacak bu atlar. Gazi koşacak favorilerini insanlar padokta görmek istiyor. Ekranda görmek istiyor. Ama biz o sırada protesto olduğu için o koşudaki atlar eğersiz bir şekilde jokeyleri gitmiş orada dönüyorlar. Yani bunu da lütfen komiserler kurulundaki büyüklerimiz dikkate alsınlar. Nalı şimdi de söylediklerimi söyledim. Tabii ki sıkıntılı bir şey. Yani bazı atların dezavantaj yaşamasına sebep oluyor. Hiç kimse tabii atın nalı çıksın istemez ama oluyor. Özellikle bilmiyorum. Onu tabii şeyini tutmak mümkün değil. İmparator'un söylediği bir şey var. Özellikle sentetik pistin nalı çok tuttuğunu ve özellikle tırıs yapılması tırıs halinde yapan atta hemen nalların hemen çıktığını. Yani bu tarz koşullarda atların artık sentetik pistten değil de çimden gelmeleri. Start yerlerine gelmelerini artık bence yani bu pistte yarış koşuyorsak bırakalım da atlar da oradan çıksınlar sentetiğe girmeden pistte startın önüne gelsinler yani. Yoksa bu nal işleri bitmeyecek yani. Ben
Hep İstanbul'da görüyorum bir de. Genellikle İstanbul'da görüyorum bunun alışlarını yani. Bir şey daha. Bütün herkeste Can Yeliye var, startçılar, şunlar bunlar. Nalbant arkadaşımızda da bir yelek olmasını önemsiyoruz. Sevgili Volkan tweet atmıştı. Oradan gördüm. Ona da teşekkür ediyorum. Bir yelek de ona verelim. Onun da canı. O da canı. Diğer arkadaşlarımız kadar kıymetli yani. Bir yeleği de onun da olsun mutlaka yani. O tutuyor atın ayağını, ayağının arasına alıyor. Allah korusun yani. Şimdi Natan çok iyi bir yere parmak bastı. Maiden yarışları biliyorsun bu mevsimde ikiye bölünen, ikiye bölündü. Çok kalabalık oluyor. Maiden yarışlarında bu mevsime kalmış atların birçoğu zaten yani bir şey sıkıntılı. Sıkıntılı ve sıkıntılı da oldu o gün için. Tabii. Yani 20 dakika geç, 17 dakika geç başladı. Nalı çıktı, bilmem girmedi, uğraştılar. Bu tip yarışları koymamakta büyük fayda var. İkincisi Nalbant belki de orada durmaması gereken yerde duruyor. Benim bildiğim Nalbant her zaman makinenin oradaydı. O gün niye öyle oldu onu anlamadım. Son koşuda herhalde bir iletişimsizlik mi oldu? Belki son yarış diye yani. Bir iletişimsizlik mi oldu? Hani akşam gezintisine çıkanları falan mı? Yok. Onu da öğreniriz. Şimdi oradaki Nalbantlar zannediyorum yanlış da bir şey konuşmayayım. İki kişi onlar. Çizgi kulübün kendi Nalbantı. Kulübün kendi Nalbantı. Dolayısıyla gelebilirler. Yani tabii. Anketimizle ilgili hemen bir güncelleme yapayım. 97. Gazi koşusu şampiyonu size göre hangi yarıştan çıkacak diye sormuştuk. Sait Akson koşusunu yarışseverler birinci sıraya koymuş. %60,6 ile şu ana kadar Gazi koşusu kazananı çıkartacak yarış gibi görüyor yarışseverler Sait Akson'u. Diğer diyen %16,7, Mehmet Akif Ersoy diyen %13,9, Kısrak koşusu diyen %8,9'luk bir katılımcı var oylamamızda. Bu Ömer bunu yapıyor. Şunu şöyle sorsaydı, bu üç koşunun kazananı içinden Gazi koşusu galibi çıkar mı sorsaydı herhalde yanıt farklı olurdu diye tahmin ediyorum. Değil mi? 84'ün daha üstüne mi olurdu %84'ü? Şu anda oyları da toplayınca %83,3 yapıyor. Evet. O zaman daha az olurdu bence. Vay. Güzel mesajlarınız var. Soruları da soracağım ama bir yandan da hızlı bir şekilde Sait Akson başta olmak üzere hafta sonu bitireyim istiyorum. Sait Akson koşusunda Qualisto kazandı ve programın ilk dakikalarında söylediğimiz gibi 3 yaşlarda handikap puanını zirveye çıkarttı bu yarışta. Yarışı imparatora soracağız. Detayları Atan Zilcioğlu'ndan alacağız. Evet, Kurtel ikilisi uzun süredir İlk taktik defa yapmıyor taktik deniliyordu. Evet. Evet, burada taktik uyguladı ama bana göre taktik tam bir taktik olmadı. Sant of Summer numarayı aldı. Hemen arkasında Native Power. Onun dışında Qualisto. Ve Mr. Big Shot. Mr. Big Shot yürüdü şimdi. Native Power'ın dışına geldi. Düz yola girdi. Onların içinde de Cosmic Kid. Düz yola girdi. Ayhan geldi. Zaten karşıya gidince çok tempo birden düştü. Düşünce Ayhan baktı bu tempo bana yavaş geliyor dedi. Hemen ikinciliğe atladı. Bayağı düştü yani. Şimdi şurada herkes. Yani Sound of Summer belli bir tempoda başlatıp sonra evet, tekrar tempoyu düşürmek gibi bir taktik yaptı. Yani tabii ki şimdi atların hepsi ayrı antrenörde olduğu için antrenörler de tabii ki kendine koşuyor. Ben Kurtel Ekürüsü öyle koşuyor. Tahmin ediyorum. Bugüne kadar böyle bir tek Gazi yarışında böyle bir taktik uygulamışlardı. İyi bir taktikti o. The Last Romance'ın kazandığı evet, yarışta. Burada Cosmic Kid buradan içeriden geldi. Çok kolaydı ama arttıramadı. Qualisto artık neydi? Qualisto artık garantiledi birinciliği. Diğer atların hiçbirinin gerisi yok. Şimdi son dakika Lord of Pelennor geliyor. Bayağı da etkili geldi ve üçüncü kaldı. Yarın baştan, yarın boyundan
Natip Power'a geçildi. Anadolu koparan dördüncü, Kozmik'te evet. Beşinci. Şahane koştu. Acaba bu yarışta yapacak mı? O yarışta müthiş koştu. Sürpriz yaptı deniyordu. Koalisto için. Koalisto için. Ama burada da bu yarışını çok çok daha iyi koştu. Tebrik ediyoruz. Gazi'de en kuvvetlilerden benim diye gösterdi kendini bu yarışta. İlgilerini tebrik ediyoruz. Bana göre bu yarışın en iyi koşan atı Lord of Pelennor. Oo. Öyle benim şahsi kanaatim, Kurtar Ekürüs'ün eğer Gazi yarışında bu atların hepsinden daha fazla şans yapabilecek bir at yani. Gazi'de üzerine koyabileceğini düşündüğünüz evet. Bir numaralı atınız mı? Benim düşüncem Gazi yarışının Koalisto ne kadar favori ise Lord of Pelennor'da onun kadar Gazi'ye ben çok etkili koşacağına inanıyorum. Oo. Bu yarışı saymıyorum çünkü neden? Bu yarışta tempo yoktu. Bu at tam bir uzun mesafe atı. Zaten belli etti. Ama taktik yaparlar mı yapmazlar mı bilemem. Muhtemel jokeyini söyleyeyim o zaman abi. Evet. Lord of Pelennor Gazi koşusu için prensip anlaşması yaptığı jokeyi Özcan Yıldırım. Doğrudur. Özcan Yıldırım ve Lord of Pelennor'u Gazi koşusunda bir kez daha muhtemelen göreceğiz. Prensip anlaşması tamam. Ekuri farklı jokey menajerlerinden de gelmiş tekliflere rağmen Özcan Yıldırım'la yola devam kararı aldı bugün itibariyle. Ve Lord of Pelennor'un Gazi koşusunda Özcan Yıldırım'la sahada olacağını söyleyebiliriz farklarınız farkıyla. Koalisto Ayhan Kurşun devam ediyor yolculuk. Gazi koşusunda da bir kez daha bu ikiliyi muhtemelen göreceğiz. Araca ekürisi Gazi koşusu için kaç safkanla katılacağı belli olmayan ekürlerden biri. Vaytan var. Sonuçta çarşamba günü Niyazi Polater koşacak. Defiant var. Kıstrak koşusunda koştu. Ve tabii ki Native Power var. Süperstarları ekürünün. Ahmet Çelik ekürinin jokeyi olarak devam ediyor. O bilgiyi de verelim. Ahmet Çelik'in, Özcan Yıldırım'ın ve Ayhan Kurşun'un muhtemel safkanları Sayı Takson'da olduğu gibi devam edecek Gazi koşusunda. Atan abi önce Sayı Takson'u alalım. Sonra da bu müstesni gülüşünü. Yok sen belli olanları söyledin. Belli olmayanları söylemedin ya. Onun için gülüyorum. Belli olmayanlar yangın yeri abi. Yangın yeri. Şimdi tabii bu koşu tabii çok önemli bir koşuydu. Yani özellikle Koalisto'nun Tevfik Çelikoğlu koşusundan sonra buraya gelmesi ki acaba burayı pas geçip Niyazi Polatyer yapar öyle gelir mi diye merak ediyorduk. Hayır dedi ben Gazi koşusunda koşacağım rakiplerimle Sayı Takson koşusunda tartıya çıkacağım boyumun ölçüsünü alacağım dedi ve çıktı. İnanılmaz güzel bir yarış koştu. Ayhan yine inanılmaz bir yarış bindi. Tempoyu beğenmemesi, hemen gelip yerine alması, Native Power'ı rakip görüp onun önüne, önce dışına sonra önüne gelmesi, düzlüğe onun önünde çıkması, düzlükten sonraki sprinti muazzam. Yani şurada mesela yarış çok kolaydı, 4 boy önde. Yani çok fark yaptı yani at. İnanılmaz bir rahatlıkla kazandı bu yarışı bu at. Tabii bu at için şu anda bir tek soru işareti var. Bir tek. Pist mi? Pist. Neden diyeceksin? Şimdi bu at Tevfik Çelikoğlu koşusunu bakıyorum 3.7 pistte koşmuş. Bu seferki yarışı 3.9 olarak ilan edildi ama ilandan sonra da yağmur bir parça yağdı. Evet. Belki de 4'e geldi pist. Bunu da 4.0'lı bir pistte koşmuş. Yani atın yumuşak ve çok yumuşak pistteki performansı gerçekten şapka çıkartılacak bir performans. Aynı performansı 3.3'lük sert kuru bir çim pistte tekrarlar mı? Aynı performansı yapar mı? Tek soru işareti bu bence. Eğer bunu yaparsa şu anda bence kasa kapandı. Oo. Ama
Yapar mı sorusu bence önemli bir soru. No zaman... more bet. Vay, no more bet. No more bet. Thank you. Yani Tuna'ya yap... birinde kulakları çınlasın. O bilerdi. Çünkü at bu yarışı gerçekten çok ciddi bir yarış gibi koştu ve kazandı. Gazi koştu gibi koştu yani. Prova yarışı gibi koştu yani. Yani koşunun favorisi, ağır favorisi Native Power. Ayhan büyük bir cesaretle onu önünde alabilecekken, bekleyip düzlükte hücum edecekken atına o kadar güvenli ki. Hiç onu kale almadı. Hemen önde kaçanın, ekürlerin stratejisine de izin vermedi. Hemen önde giden atın arkasına geldi. Ve muazzam bir düzlük sprinti. Döndükten sonraki sprinti inanılmaz yani atın. Ben bu soruyu Ayhan'a sordum abi. Gerçek bir güç gösterisi yaptı. Pistle ilgili. Kuru pistle ilgili en ufak bir şüphem yok dedim. Ya şimdi jokeylerin tabii ki görüşleri önemlidir. Ama çoğu zaman da yanılırlar. Tabii. Ben çok yanılmış. Tabii. Çok sorduğum ama yanılan kardeşlerimi de gördüm. Şimdi bu atı zaten ön ayaklarının ikisi de değil mi? Kavalları dağlanmış yani. Doğru. Bu at. Tırnakları çok yakından gördüğün zaman iki tırnağı böyle bir piste koşmaya çok daha elverişli görünüyor. Bana göre, benim şahsi fikrim. Ama bu demek değil ki 3.3'lük bir pisti bu at yapamayacak. Yani öyle bir iddiada bulunmak mümkün değil. Yaptığı an zaten bence başka hiçbir atın bir şansı yok bu yarışta. Vay vay. Yani Lord of Pelennor çok güzel koştu. İmparatora katılıyorum. Ama çok güzel alalım. Çok güzel koşan 1200 Lord of alalım. Pelennor'la Anadolu Koparan'ın arası bir baş boyun. Ve Ahmet'in sonlarda bir boşlaması var. Ki Ahmet de bence bu yarışı biraz prova gibi mi koştu? Biraz öyle koştu bence. Yani Ahmet daha öne gidebilirdi. O ekürüye izin vermeyebilirdi. Onun önde gitmesini kendi tayin edebilirdi. Gibi gibi. O da tüm kozlarını oynamadı diyorsun. Bence o da oynamadı. Native Power da bir yarıştı. Peki şöyle bir eleştiri vardı Native Power için. Erkek tay denemedeki Native Power'a göre Padok'ta daha solgun, daha durgun. Ben Padok'a gidip göremediğim için onu bilmiyorum. İmparator onu daha iyi değerlendirir. Öyle değildi yani. Evet. Tamam. Şimdi bu yarışta Lord of Pelennor'a dikkat edin. Sondan ikinci. Evet. Mor jockey kepli. Evet. Mavi siyah formalı safkandan söz ediyor İmparator. Anadolu Koparan'ın 1.5 boy, 2 boy gerisinde. Sondan ikinci sırada. Bak şimdi vites küçülttü, gördün mü? Önündeki at yavaşlayınca. Enseye. Bak. Anadolu Koparan'ın arkasında kaldı. Düzlüğü çıkacak şimdi. İki kamçı kullanacak. Üst üste yasak tabii bu iki kamçıyı. Komiserler kurulu görmüyor. Bak. Yine geldi Anadolu Koparan'ın önüne. Şimdi sağ eline alacak kamçıyı. Aldı. Bir, iki. Ondan sonra bir daha Özcan gibi bir jockey bir daha hiçbir kamçı kullanmadı. Sol elini aldı. Yine kullanmadı. Hafif i̇kinci içeri, olurdu. Hafif içeri gitti artık. Yani ikinci oluruma bile kamçı kullanmadı ve yarış öyle bitti. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Eğer Anadolu, ben göreceğimi gördüm diyorsunuz. O kadar. Abi. Eğer Anadolu Koparan yerinde o olsaydı yani şeyin dışına çıkabilmiş olsaydı Native Power orası müsait olup çıkmış olsaydı belki o sol kamçıyı kullanıp ikiyi yapacaktı. Yarış bir boyla falan biterdi. İki yapacaktı. Hani bence Kurtel Ekürüsü'nün en kuvvetli atı Lord of Pelennor. Ben de aynı kanaatliyim. Yani, ben Cosmic Kit'in uzun zamandan beri bu mesafeyi zaten yapamayacağını hep düşünüyorum. Ben Cosmic Kit'i Dubai'de biz aramızda konuştuk burada. Evet. Orada belli oldu zaten. Ama bu safkan ama çok değişik. Tabi yarış severler tabii 3 jokeyi söyledik. Ve 5. koşusu mu atım bu? Koalisyon mu? Yok şey. Lord of Pelennor. Lord of Pelennor. 7.'ydi galiba. 7. koşusu. 7. koşusu bu. Yani çok az koşan atlardan bir tanesi. Koalisyon kaç? Koalisyonunda galiba 9 oldu. 9. Yok. Evet 9. Bu 9.'uydu. Az koşan atlardan Native Power. O da aynı. Evet. 7 yarış yaptı. Anadolu Koparan. Anadolu Koparan bu yıl biraz yoğun yoksa o da 8. yarışına çıktı yani. İşte 8-9. Lord of Pelennor 7 yarış.
İzmir'den sevgili Gökhan Şeker, Lord of Pelennor'u sorar mısın demişti. İmparator... Tabii şimdi iki tane jokeyin, Selman abinin kulakları çınlasın, jokey tercihlerinden bahsetmişti buradaki programda. Evet. Yarışlardan sonra bazı jokeylerin tercihleri hem kendileri sorgulayacak hem de yarış kamuoyu demişti. Tabii ki şimdi ama ben buraya kadar gelişte bir hani tercihte bir olması gereken gibi oldu diye düşünüyorum. Yani Halis'in bu atla devam etmesi kaçınılmaz bir şeydi. Tabii. Gökhan'ın da aynı şekilde devam etmesi. Çünkü zaten burada yani önceki tercihlerin koalisyonu jokeyi zaten belliydi. Yani o değişik ben bundan sonra yoktu ama şimdi tabii ki herkes Halis Karataş'ın, Gökhan Kocakaya'nın Vedat'ın bundan sonraki süreçte yoluna hangi tayla devam edeceğini büyük bir merakla bekliyor. Biz de bekliyoruz. Bazı duyumlarımız var tabii ama bunlar neticelenmemiş duyumlar. Evet, yani ekürilerden teyit edilmiş bilgiler yok. Ben jokeylerden herhangi bir teyit edilmiş bilgi yok. Ben bu senin teyit ettiklerin bile ben... Değişebilir mi diyorsun abi? Değişir diyorum. Yani garantisi bu işlerin yok. Tabii ben de özellikle muhtemel jokeyim diye. Şimdi tabii çarşamba günü önemli bir yarış var. Tabii Niyazi Polat yer var. Merhum Niyazi amcanın adına koşulacak olan yarış. Şimdi orada... Sonra bazı... Performansı beklenen atlar var. Tabii. Yani. Dolayısıyla o yarışın da tabii bitmiş olması lazım bazı şeylerin daha yerli yerine oturabilmesi için. Kesinleşmesi için. Elbette. Ve biraz sonra konuşacağımız Ankara'da bir yarış var. Hiç Mehmet olmayacak Ankara'da. Şeyler çıkabilir. Evet. Jokeyler adına. Tabii. Kararlar çıkabilir. Her şey olabilir yani. Tabii. Ankara'daki yarışla konuşunca biraz Ankara'da da çok güzel koşan, çok şık yarış koşan bir at var. Onu da konuşacağız. Hışman Çizik'i sormuş bir yarış severimiz. Belli jokey Hışman Çizik'in Gazi Koyusu'ndaki Safkan'ı Kısrak Koyusu'nun üçüncüsü Çakal'ın kızıyla devam ediyor. Hışman Çizik Gazi Koyusu için Prensip'te Çakal'ın kızıyla anlaştı. Mehmet Akyavuz General Briella ile devam ediyor Gazi Koyusu için. General Briella da varım dedi ve Mehmet Akyavuz'la devam edecek. Ayhan Kurşun'un yakın plan görüntüsü geldi. Atan abi belki Cemal Kura Koyusu'ndan sonra konuşuruz dedik ama Ayhan Kurşun o gün 3 grup yarışa da damga vurdu. Evet. Sen ama Ayhan'la ilgili bir şey söyleyeceğim demiştin. Ya şimdi burada bizim programımız gerçekten geçen hafta Süleyman Aklı söyledi. Bizim programımız gerçekten eğitsel bir program. Ve Süleyman Aklı'nın burada olması gerçekten jokeyler adına çok büyük bir kazanç. Ben Ayhan'ın bizim programımızı çok yakından takip ettiğini. Kesinlikle. Seninle olan münasebetlerinden dolayı da çok iyi biliyorum. Çok iyi gözlemleyen, çok iyi takip eden, bilgiye değer veren, eleştiriyi alabilen ve bunları mümkün olduğunca kendine pozitif olarak döndürebilen çok özel bir çocuk. Zaten kabiliyeti var. Kabiliyeti olmasa mümkün değil mi İmparator? Tabii. Bir insanın içine kabiliyeti siz koyamazsınız yani. O vardır onun nüvesinde ama siz ona bazı hatalı şeyleri, bazı küçük trikleri gösterdiğiniz zaman ki bunları hep gösteriyor Süleyman Aklı ve herkese gösteriyor. Aynen. Kimseyi ayırmadan, ayırt etmeden gösteriyor. Bizim burada söylediğimiz, yaptığımız eleştiriler birçok jokeyi rahatsız ediyor. Biz bunun farkındayız. Ama biz hiçbir jokeyin kötü olmasını istemiyoruz yani. Bizim çünkü hiçbirisiyle bir aramızda olumsuz, kötü hiçbir şey yok yani. Ha bunların içerisinde Ayhan çok farklı bir noktada. Yani bizle olan bu İletişimi. Program üzerinde olan teması, iletişimi o kadar kıymetli ve bunu o kadar güzel bir şekilde yaptı ki ben mutlaka başarısında bunun da bir payı olduğunu küçük de olsa düşünüyorum. Ve üzerine koyarak gerçekten gidiyor. Çok Türk jokeyliği gerçekten zaten var olan ama çok kıymetli bir grup. Bir jokeyci daha kazandı bence. Zaten Dubai'ye gitmesi, gelmesi, o sonraki performansları filan da inanılmaz başarılı bence. İnşallah böyle de başarıları artarak da devam eder inşallah. Ağzına sağlık abi. Şimdi jokeyler başladılar görüyorum. Bugün yine gördüm sosyal medyada. Doğukan Hoca çalıştırıyor. Evet, doğru. O çalışan kardeşimiz doğrusunu yapıyor. %100 doğruyu yapıyor. Çünkü onda o altyapısı yok. O onun okulunun bitirdiği zaman o olay yoktu. O altyapı yoktu. Şimdi ben burada neden anlatıyorum?
bazı jokileri görüyorum. İnanın sıfır kondisyon biniyorlar. Hani bana kızıyorlar ya anlatmıyorum diye. Tamam. Eğer o gördüklerimi anlatsam sıfır biniyorlar. Görünüyor işte. Apranti gibi biniyor adam. Yani daha ne diyeyim yani. Böyle birkaç tane jokey var. Apranti gibi biniyor. Yani aprantinin acemiliği gibi biniyor. Atta uyumu yok. Hiçbir şey yok. Ne diyor biliyor musun? O beni dinlese, benim anlattıklarımı anlayabilse dost doğru gidecek apranti okuluna. Çağıracak hocayı, başlayacak çalışmaya. Kim kazanacak? Kendisi, kendisi kazanacak. Yarışçılık kazanacak. Biz kötü bir şey söyleyeyim mi? Doğruyu kanalize ediyoruz. Ne oldu hiç ben çizik çalışmaya başladı? Ya insanlar bizi veya suçlu bu programı kendilerine bir rakip bir şey gibi görüyor. Hayır ya öyle bir İsmail şey yok. İsmail çizik tam başladı tersi. Ne oldu? Şu fotoğrafı hemen değişti değil mi? İmparator uzatır mısın? Özellikle şuraya bakmasını rica ediyorum. Tabii ki. İmparator. Bu arada bir kestim var. Böldüm. O bir detay. Bir detay. Yani. Değil mi? Tabii. Meraklandım şimdi. Bakabilirsin sen de. Kimin abi bu? Söylerim. Ah güzel. Yani o arkadaşların da artık yani bunu görmeleri lazım. Millet görmeye başladı. Görüyorum düşüşler var. Ama siz de görün yapın. Çünkü öyle bir altyapınız yani her şey var. Elvayı yapamıyoruz. Bir şeker eksik. O şekeri de git orada katı ver. Olmuyor yani. Çünkü artık jokeylik öyle bir şeye denk geldi ki her şeyi bir dakikanın içinde en iyisini yapacaksın. Ya. Ki daha biz dünyaya uyamadık. Yani Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Dubai'den seyret jokeyler nasıl attın üstüne? Makina. Makina. Hiçbir şekilde bozulmuyor atın üstünde. Bu sene çoğu gazide atmayacak. Yani. Öyle görünüyor. Tabii. Bak bir tane çocuk seyrettim. Vedat, Görkem. Bu hafta pazar günü iki tane yarış kazandı. Eray Çizik. Eray Çizik. Yani inşallah o çocuk bozulmazsa ki onlarda öyle bir şey yok. Yani iyi bir menajer bilmem ne kendine bir şey bulursa mentor yani ona bu iyilerini öğretecek çok güzel bir stili var yani. Bak hatırlıyor musun? Eskiden çok ellerin hiç böyle bir şeyleri yoktu. Tabii. Menajerleri de yoktu. Tabii. Değil mi? Siz kendiniz... Tabii herkes baka baka. Sonra menajerlik sistemi çıktı. Evet. Bu menajerlik sistemi önce sadece onun kağıtlarını dağıtan biri olmaktan tabii. Çıktı. Yine jokeyler konuşuyordu az sahipleriyle. Sonra jokeyler az sahipleriyle diyalogları azaldı. Menajerler... İletişime geçmeye başladı. Menajerlerin kondisyonerlerle yani hipodromda saat tutanlarla ilişkileri gelişmeye başladı. Mesela Mustafa Sav bu konuda farklı bir noktadadır. Niye? Tribünden gelmiş oradan çocuktur. Gelmedi. Halis Karataş gibi bir şampiyonun menajerliğini yapmıştır. Büyük başarılar olmuştur. Aynı şeyi şimdi diğer menajerler de çekiyor. Kondisyonerle ilişkiler başladı. Şimdi Hakan içeride saatçilik. Hakan İdman jokeydi at da bindi. İdman jokeyliği de yaptı. Her şey var. Onun da mesela birçoğunun var zaten tabii. İlişkileri. Sonra işte bu kişisel gelişim için Doğukan Hoca gibi şimdi kondisyonerlik sistemi çıktı. Tabii. Mentorluk sistemi çıktı. Bak iş nerelere gidiyor yani tabii. Anladın mı? Yalnız adamdan şimdi çevresinde menajeri, kondisyoneri, mentoru, akıl hocası olan bir sisteme doğru gidiyoruz. Bunu yapmayanlar geride kalacak yani. Ve kalıyor da. Kalıyor zaten. Görüyoruz yani kimin kaldığını, kimin ileri gittiğini. Hı. Bu çok bariz belli oluyor zaten performanslarda. Dolayısıyla ben bu işi dört dörtlük yapmak istiyorum. Mesleğimde de çok iyi bir noktaya gelmek istiyorum diyen herkesin bunlara çok dikkat etmesi lazım bu saatten sonra. Özel hayatlar. Sonra... Atancığım jokey kariyer planlamaları öyle bir meslek ki yani hep aynı noktada durman lazım. Ben bir şey tabii. Şimdi, durman lazım orada. Şimdi mesela bizim sistemimizdeki yani kalbur üstü jokeyler şöyle bir şey zannediyorlar kendilerini. Yani çok olmuş, çok bitmişler, çok iyi bir noktaya gelmişler meslekleri açısından. Hani yemişler, yutmuşlar, bitirmişler falan gibi. Onun öyle olmadığını önümüzdeki 3 sene içerisinde görecekler. Güzel. Bak görecekler. Burada hepimiz şahit olacağız. Bu alttan gelen ve bu bizim söylediğimiz şeyleri yapanlar onları birer birer geçecekler. Ekarte edecekler. Geçecekler. Bu arada çok güzel iki katkı geldi futbol camiasından. Bir sevgili Erman'dan diksiyon dersi almak isteyen bazı kardeşlerimiz de var diyor.
Bir de Şakir abi, Şakir Özkayımoğlu güzel bir katkı yapmıştı. Hafta içi röportaj veren ve tane tane yarışı anlatan bir kardeşimizin çok fazla kullandığı bağlaçlara takılmış bir izleyici olarak. Ha, bu kardeşlerimiz bunları düzeltemez mi diye bir çok pozitif bir katkısı oldu. Yani artık dışarıdan bu detaylar takip edilir vaziyetteyken söylediğin çok doğru abi. Bu arada hem Sait Akson hem Kısrak Koşusu'yla ilgili bir klip hazırlanmış. Sevgili Onur'dan. Mehmet Akif'in hemen arkasından verelim sevgili Hamza. Verelim mi şimdi ekrana? Verelim. Hafta sonunda İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki görüntüleri klipleştirmiş arkadaşlarımız. Dönelim kaldığımız yerden hızlanarak devam edeceğiz. Ve 6. koşu olan Sait Akson koşusu başladı. Fark 4 boya kadar çıkıyor. 8 numaralı Qualisto Ayhan Kurşun'la Sait Akson koşusunu kazanıyor. Ahır numarası 1-1-1-1. Start verildi ve 8. koşu olan Ahmet Cemal Kura koşusu başladı. Bir numaralı Beyond Expectation koşuyu kazanıyor. Kendi grubunda geçemeyeceği at yok diyebilirim. Verildi ve kısrak koşusu başladı sevgili yarışseverler. Boyunca klasik site sıranın dışından 14 numaralı Bulmahçeli gidiyor. 14 numaralı Bulmahçeli lider yanıyor. Kısrak koşusunu kazanıyor. Yani ilerleyen yaşında biraz daha yaş aldıktan sonra çok riskli bir at olur gibime geliyor. Birbirinden güzel görüntüler için sevgili Aydın Yıldız'a ve Onur Sütçü'ye kurgusu için teşekkür edelim bu klip için. Her ikisinin de ellerine emeklerine sağlık. Çok kısa bir aramız var. Döndüğümüzde kaldığımız yerden Mehmet Akif Ersoy'la başlayacağız. İçeriden bir numaralı Kardeş Can saldırıyor. 11 numaralı Toram Anka'ya kazanıyor. Ortadan gelen 5 numaralı Taşan. İçerideki 2 numaralı Demir Perde yakaladı. Onların dışından da 6 numaralı Toram Anka'ya geliyor. 5 numaralı Taşan. 6 numaralı Toram Anka'ya ikilisi. Fotoyu birlikte geçiyor. Asfalt'la Toram Anka'ya önde dış kulvarda. 7 numaralı Demir Berka var. 6 numaralı Toram Anka'ya önde ve 6 numaralı Toram Anka'ya kazanıyor yarışı.
Bir kez daha beraberiz. Harika katkılarınız geliyor. Sorduğunuz tartışmalı görüntüleri az sonra konuşacağız. Önce grup mücadeleleri bir bitirme arzusundayım. Mehmet Akif Ersoy koşusu her yıl Gazi koşusu için iddialı adaylar getiriyor. Yine öyle mi olacak göreceğiz ama Headwalker'ın galibiyeti çok konuşuldu. İmparator. Enteresan tabii. Headwalker hemen burada yarışın başında numarayı aldı. Karşıda gelene bıraktı. Gelene bıraktı. Üçlerde kaldı. Yani yarışı yarış olarak koştu. İyi de bir tempo var. Stone çok... Actions mesela şu anda tempo veren Safkan yarışı 15. sırada bitirecek. O temponun evet. İçerisinde Headwalker da vardı. White Unavay burada hemen Headwalker'ın dışında. O da yarışı 10. olarak tamamladı. Bayağı bir tempo. Zaten pist çok ağır. Baksana ne kadar batıyor. Pist o gün için 5.3'tü. Sonra yağış devam etti. Daha da ağırlaşmış olma ihtimali çok şimdi daha yüksek. Şimdi burada Gökhan Kocakaya beğenmeyecek tempoyu. Rockstar. Rockstar'lar dedi bu olması. Yavaş geldi ona. Hemen yürüdü zaten önlere. Nirvana'nın dışından geldi. Hemen geldi. Ve ikinci sıraya yerleşti. Headwalker orada içeride zaten bütün yol dinlendi. Süleyman abinin her zamanki şimdi, o dinlenme bir yarış geldi. Ankara'da da koştuğu yarışta da son koştuğu yarışta yine o zaman da biraz sağa böyle ağırdı ikinci kaldığı yarışta. Evet. Evet. Şimdi burada yürüdü. Rockstar'la buluştular. Rockstar'la buluştular. Nispeten daha kolay gözüküyor tabii. Nispeten değil. Hadi dediği zaman zaten hemen çok da güçlü bak. Değiştirdi ayağını. Maşallah. Nasıl hızlandı maşallah. Buradan sonrası çok kolay oldu. Altın Sima gelecek. İkinciliği alacak Rockstar'dan. Altın Sima'nın da jokeyini hemen söyleyelim. Evet. Apranti Nizamettin Demir'le Gazi koşusuna katılacak Altın Sima. Nizamettin Demir. Altın Sima, Apranti Nizamettin Demir'le Demir. Katılacak. Seyit Kan'a da buradan selam olsun. Burada kim bindi? Burada Mehmet Akyoğuz bindi. Akyoğuz. Niye bilmiyor? General Briella ile devam ediyor. He. Evet. Apranti. Tabii ben karşıydım Apranti'lerin Gazi yarışına binmesine. Yine karşıyım. Kim Nizamettin benim bizim... Evlatlardan. Aynen. Çok da çok beğendiğim bir çocuktu zaten. Özellikle ona Türkiye Jockey Kulübü'nün çok katkısı var o çocuğa. Yani her bakımdan diksiyon dersleri bilmem ne bir sürü şeyler verdi. Ama apprentilerin bilemiyorum. Yani dünyada nasıl bir prosedür var. Prosedür var. Atan bir, sen biliyor musun nasıl bir prosedür var? Binmesine engel bir durum yani, var. Yok. Derbide apprentinin binmesi var. Biniyor mı? Biniyor mu? Nizamettin de daha önce Altın Sima'ya binmiş ve evet. Tabii ki hiç şüphesiz başarılı olmuş. Tendürek galibi bir ikili olarak pistten ayrılmışlardı. Evet. Ekürü sanıyorum onu da göz önünde bulundurup ama, böyle bir tercihte bulundu. Tabii ki Hardworker'ın ilgilerini tebrik ediyoruz. Müthiş bir yarış koştu. Gazi yarışında beni unutmayın ben varım dedi. Oo. Yani. İmparator Headwalker'ı yani. Çok beğendi. Headwalker Ahmet Çelik'in kararını bekliyor. Fakat Ahmet Çelik aracı ekürüsüyle prensipte el evet. sıkıştı. Dolayısıyla Headwalker için henüz bir jokey tercihi kesinleşmiş değil. Ekürünün yakın olduğu bir jokey var. Fakat yayında söylememi çok istemediler. Çünkü ekip tamamı bir araya gelip jokey konusunda net bir karar vermiş değil. Herhangi bir spekülasyon olmasın diye bir paylaşım bulunmayın. Kim bu atın babası Headwalker'ın? Headwalker'ın babası Fast and Famous. Ha, Fast and Famous, evet. Atan abi senin Mehmet Akif Ersoy koşusu yorumun İmparator şimdi, Headwalker'ı çok bilsek ki bu Gazi koşusu 4'ün üzerinde işte 4.5, 5 o civarda bir pistte koşulacak. Herhalde Mehmet Akif Ersoy'dan Koalisto'yu, buradan da Headwalker'ı alır. Sait Akson'dan. Sait Akson'dan pardon. Koalisto'yu buradan da
headworker'ı alır herhalde şeyi kapatırdık. Öyle tahmin ediyorum ama tabii ki Haziran'ın 25'inde nasıl bir pistle, nasıl bir havayla karşılaşacağımızı şu anda bilmiyoruz. Şimdi bu at da çok iyi bir at. İki tane çok güzel yarışı var. Bir tanesi bu yarış. Pistin ölçümü 5.3. Aynı Koalisto gibi 4 boyu yaptı. Hiç herhangi hiçbir tehlike yaşamadan çok kolay, net bir galibiyet elde etti. Bundan önceki iyi yarışı da yine Ankara'da 3.8 bir pistte Natty Power'ın arkasına ikinci olduğu yarış. Pist ağırlaştıkça atın performansı daha da göze hoş gelir bir noktaya geldi. Peki bu at çim pistte, normal çim pistte hiç kazanmamış mı? Kazanmış. Adana'da 3.3 bir pistte kazanmış ama kısa vadede 8 bir mücadeleymiş ve bir boy farkla son anda bir sprint yapıp gel o glimi geçerek bir yarış kazanmış. Yani yumuşak, çok yumuşak çim pistte yaptığı performansla mukayese edilmeyecek bir performansı var 3.3'lük pistte. Dolayısıyla demin Koalisto için söyleyeceğim şeyler bu at için de geçerli. Yani özellikle bu at için hani sert çimiyle alakalı bir şey söylemiyorum, bir itirazım yok. Koalisto'ya göre daha başarılı olma ihtimali daha yüksek normal çim pistte bence, benim fikrime göre. Ama yumuşak çim pisti veya çok yumuşak çim pistin inanılmaz koştuğu zaten görünüyor. Hiç bu tartışılacak bir mevzu değil yani. Çok da enteresan. Atın babası bir sprinter yani. 1000 metre atı. Ya. 1000 metre, 1200 metre atı bir babası var. Ama tabii pedigrisinin diğer tarafından, anne tarafından öyle bir mesafecilik almış ki at. Yani bu mesafeleri inanılmaz iyi koşuyor at yani. Şimdi bu Ankara'daki Natty Power'a geçildiği yarıştan seyretmişsindir %100. O yarışta ben seyrettim bu atı. Dedim ki herhalde bu çamuru sevmedi. Düşüşleri var atın böyle. Hamza bulabilir koyarsa. Dedim düşüşleri var. Ama bu yarışı seyrettikten sonra. Daha ağır bir pist. Daha ağır bir pist. Dümdüz gidiyor. O yarışta normal yani öyle. Böyle sanki kayıyor, oradan gidemiyor gibi bir pozisyonu vardı yani artık. Yani 3.8 bile buna sert mi geldi diyorsun? Bilmiyorum artık orasını. Ama bir o yarışı yani ağımıza koyabilirse... 27 Nisan 2023 yarışın tarihi 27 Nisan 2023. Biz o yarışı 1 Mayıs'ta konuştuk. Onu 1 Mayıs kadar... farklı analizinden bulabilirsek o görüntüyü bulabiliriz. 1 Mayıs onu bulana kadar başka bir atla daha bir şey söyleyeyim. Rockstar. 27 Nisan Ankara'da 8. koşuydu. Natty Power'ın kazandığı yarışın ikincisi evet. Deadworker. Bir son dakika bilgisi daha vereyim. Sevgili Ömer Aktı bilgisayar başındadır. Headworker'ın jokeyi de, prensipteki jokeyi de belli oldu. Salih Çelik. Mehmet Salih Çelik'le Headworker Gazi Koşusu'na hazırlanacak ve gelecek. Sürpriz bir jokey. Sürpriz bir genç isim de burada. Evet. Demin dedim yani genç jokeyler bu gazda çok atmayacak. Çok atmayacak. Nitekim böyle bir atada genç bir jokey geldi. Hayırlı olsun. Mehmet Salih Çelik hazırlayacak ve Gazi Koşusu'na muhtemelen prensipte anlaşmışlar ki benim de az evvel söylemediğim isim kendisiydi. Mehmet Salih Çelik'ti. Şimdi bir son dakika bilgisi olarak hemen şey ve Süleyman abi bir küçük bilgi geldi. Süleyman abinin tespiti doğrudur. O sorunumuz çözüldükten sonra bu yarışımızı yaptık. Ben o yarışta söylemedim bak. Evet. Yani hatırladım yarışı at böyle geldi. Şimdi seyredeceksiniz at böyle düşüyor. Böyle düşüşler yapıyor. Herhalde çamuru sevmedi dedim at. Ama böyle çamurda bugün böyle koşunca yani o gün başka bir şey oldu. 10 numara bir yarış koştu. Ve çözülmüş. O zaman farklı oldu yani bu yarış. Bulabilirsek bulalım. Evet. Hemen teyit de ettirmiş olduk. Daha doğrusu teşekkür edelim hemen. Üçlü bir korelasyon. Ya Rockstar'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yani bana göre çok yanlış bir yarış koştu. Oo. Hiç yapmaması gereken bir şey yaptı. Bu kadar erken doldurarak karşıda ön tarafa gelmesi, bu kadar ağır bir pistte. Yani yarış çok yavaş gider. Pist bu kadar ağır değildir. Siz iyi bir yer almak için gelebilirsiniz. Ona bir şey demiyorum ama bu kadar ağır bir pistte bu kadar erken öne gelip don düzlüğü önde dönecek
bir stili bence rockstar'a için uygun bir stil değil diye düşünüyorum. Bekleseydi çok farklı bir yarış koşabilirdi bugün. Yani bir kere ikinciliği hiçbir şekilde kaybetmezdi. Yani yarışı koparmaya gittiği aynen için zaten ikinciliği kaybediyor yani. Arkada Headworker'ın hemen bir iki at arkasında, hemen bir boy arkasında bir yerde bekleyip son düzlüğü bekleseydi çok farklı koşardı. Bu rockstar için özellikle söylüyorum, normal bir pistte çok süratli gidecek bir derbi yarışında rockstar çok ters bir attır, bak söyleyeyim. Ustalarla yayın yapmada böyle güzel bir taraf var. Şimdi Atan abi altını kalın çizgilerle çizdi. İmparator da benzer bir yorum yaptı. Telefonuma ismini vermeyeceğim tabii, yine herhangi bir spekülasyon olmasın. Sahaların usta jokeylerinden biri, bu at Gazi'de çok şanslı. Ama böyle koşmazsa. Evet, aynen öyle ya. Aynı kanaat. Aynen abi öyle yani. Bu at bekleyecek, arkadan gelecek. Geçen 300 metrelik yarış, sprintini yapacak. Kesinlikle. Geçen yarış yaptığı yarış yapacaktı. Yani bu taktik, bu şey nereden çıktı? Bir deneme miydi acaba? Ben anlamadım yani. Bir deneme miydi? Hayır, bu bir telafisi olmayan bir yarış da değil yani. Yani bu at ne yapacak? Gazi'de numara mı götürecekti bugün? Son virajı önde döndü yani. Ya bir başarılı olduğu bir stil var zaten. At bunu gösterdi bize. Hem Adana'daki yarışında gösterdi, hem Ankara'da kazandığı yarışında gösterdi. Yani bugün rakibine bu kadar kolay teslim olması ve ikincilikten de olmasının tek sebebi bu kadar acele edip bu an kadar ağır bir pistte çok erken öne gelip daha viraj gelmeden yürümesi. Arka grubu mu dağıtmak istedi? Bir şey denedin kesin de yani sonuçta Gökhan. Ya bir şey demiyorum. Cazip taktik öyledir. Öyle verilmiştir taktik. Onlara bir şey demem ben. Ama bu atın stili bu değil. Bu at bekleyecek. Düzlükte dediği gibi 300 metre, 400 metre bir sprint yapacak. Çok değişik koşar bu at yani. Yani bu tarz programlarda en hoşuma giden şeyler oluyor. Stüdyonun böyle bak, orijinal yorumu, dışarıdan da enteresan destekler. Rockstar'a ilgi... Rockstar'ı bu arada çok isteyen bir jokey var. Onun da ismini vermeyeyim. Çok istiyor. Ama henüz anlaşma yok. Başka jokeylerin kararı bekleniyor. Çok isteyen bir jokey var. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. O üçlü koşunun, yani Mehmet Akif Ersoy, Sait Akson ve Kısrak koşusunun Gazi koşusuna yansımasını gösterir bir tablomuz vardı. Akışın dördüncü sırasındaydı. Bu arada yarışı hazırlamış sevgili Hamza. Evet. Süleyman abinin o Headworker'la ilgili tespiti. Şu anda 5 gidiyor. İçeride. 3 gidiyor. 3 gidiyor, pardon. 5 giden Rockstar. Evet. 3 gidiyor Headworker. Döndürelim. 3.7 miydi burada sağ? 3.8. 3.8. Native Power. Kim biniyor burada? Burada da Salih. Salih biniyor. Gazi Koçlu'nda Mehmet Salih Çelik'le yola devam. Evet, şimdi tam kuyruğunda diyebiliriz Native Power'ın dışarıya doğru, evet, gelmeye çalışıyor ve İmparator'un o dikkat çektiği bölümlere geldik. Native Power önde, Headworker ikinci sırada. Evet. Bak. Evet. Yani... Burada da yakın takip etmiş ama yarışı. Yani atın öyle bir özelliği var. Ayağına da çabuk. Hmm. Bak, iki türlü. Hem ayağına karşı, çabuk. Karşı düzlükte de görebiliyor musunuz? Daha gerisi var mı? Hem mesafe özelliği var. Güzel. Yani Gazi koşusu için... Mesela çıktı burada, aldı numarayı, sonra verdi. Gelene bıraktı. Yapı olarak da maşallah... Gösterişli. Evet. Headworker'a dikkat. Evet. Stüdyonun ortak kararı. Ya zaten Gazi yarışlarında biraz ayağına çabuk olacak at. Hmm. Öyle çok böyle ağır zor kanlı atlar, o 22 atın arasında bir yerden bir şey yediğin zaman bir daha kaldırması çok güç yani. Çok ayağına çabuk olacak, koyduğun yerde dinleneceksin, düzlüğü dönerken hadi dediğin zaman sana bir şey verecek. Bir de bütün yolu itiyorsun. Bu at mesela
çok kolay giden bir at yarışın içinde. Son kazandığı Mehmet Akif Ersoy da gösterdi yani. Hamzacığım, üçlü tablomuzu bir görelim. Gazi Koçlu için neden bu hafta sonu bu kadar önemliydi? Onu çok net bir şekilde göreceğiz. 2012'den evet. 2022'ye kadar bu koşuda koşmuş Safkanlar Gazi evet. şampiyon olarak dikkat çekti. Sarıyla yazılanlar bir derece almışlar, yani kazanmışlar. Burada onların oranı da renk, hiç de az sayılmaz. Reinhardt, Colto Victory. %80 bu üç koşudan biriyi kazanan Matador Yaşar. Pardon, %70 bu üç koşudan birini kazanan Şeklet kazanıyor. Var, geri sonra kalan %30 da ikinci zaten. Evet, ikinci, geri, üçüncü. Evet. Yani. Ama bu sene imparatora göre bu koşuların birinci ikincisi kazanmayacak Gazi'yi. Evet. Lord of Pelennor önlerine çıkardı İmparator. Yani hep beraberin senesine benzer bir tablo ortaya çıkarttı İmparator. Sen hangi fikre daha yakınsın abi? Pist ya, koşulları demeden. Yani ben tabii ki şu anda pist koşulları diyeceğim. Tabii ki. Yarışın normal bir pistte koşulacağını düşündüğüm için ben yarışı zor görüyorum. Ki sana hemen bir katkı yapayım. Sağ olsun yarışı. Yani ben hala Native Power'dan vazgeçmedim. Lord of Pelennor konusunda Süleyman Aklı ile aynı fikirdeyim. Koalisto'nun yarışına söyleyecek bir şey yok. Yani hiçbir şey yok. Hard Worker için yine söylenecek hiçbir şey yok. Rockstar'ı çok sürpriz görüyorum. Bu çarşamba günü koşacak atların içerisinde değişik bir yarış koşabilecek potansiyeli olan atlar olduğunu düşünüyorum. Yani çok ağır favorisi olan bir Gazi olmayacak bence. Herhalde canım. O bir kesin yani. Yarış severler hemen. Favorisi bol zaten. Ha, dünkü yarış eğer normal pistte koşulup yine aynı şekilde bitseydi kasa kapanmış. Hiç düşünmezdim o zaman yani. Evet. 16 Haziran Cuma günü İstanbul'da beklenen son yarış diye hemen bana tabloyu attılar abi. Yani 16 Haziran'da en son yağmur geçişi olacak. Hı hı. Sonrasında 25'ine kadar güneş bir şekilde yüzünü gösterecek gibi bir evet. tablo geldi önümüze. Dolayısıyla pistin normalle dönmesi çok büyük bir ihtimal gibi duruyor. Ya şöyle bir şey var, şöyle bir gerçek var yani. Çok ağır pistte iyi koşan at, hani bir at hem çok ağır pistte hem normal pistte aynı derecede başarılı koşamayabilir. Genelde de öyle olur zaten. Anladın mı? Çok sert pistte çok iyi koşan bir at çok ağır pistte iyi koşmayabilir. Bir tane at vardı işte. Ya da çok ağır pistte çok iyi koşabilen bir at tersi olabilir. Yani bunlar her zaman olabilir. Zaten yani 3.3'ü de 5.5'i de yapıyorsa aynı şekilde koşan bir at zaten şampiyon olur zaten. Jenerasyon üstü ne demektir? Yani, tabii ki o çok başka bir şey olur artık yani. Trapper öyle bir attı işte. Buraya kadar batıyordu. 3 yaşında Cumhurbaşkanlığında ta lüks türbünün dibinden koşuyorduk. Hatırlar mısın? Yani koştuğumuz Cumhurbaşkanlığı 3 yaşında orada. İşte Ankara'da yine aynı kazandığı Cumhurbaşkanlığında en dışarılardan böyle. Ya burada çok sevindiğim bir şey de yani Ekenler formasını, Ekenler kürsünü bu kadar önemli yarışlarda kazanırken görmek gerçekten o da bana çok mutluluk veriyor. Buradan da selam olsun. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Galip amca büyük atçıydı yani. Başka türlü bir atçıydı. Yani şimdi biz, ben çok atına bindim galiba amcanın. Yani en çok atlarına binen, en çok büyük yarışları kazanan jockeylerden bir tanesiyim. Vay be. Bize yemek yapardı. Zevk alırdı böyle ya. Müthiş bir atçılık büyüğümüzdü yani. Olması, sürekli olması gereken ailelerden biri hiç şüphesiz ki. Tabii Safkan'ın üzerinde Alper Ciğer'in de büyük bir emeği var. Ona da buradan selam olsun diyelim. Hem atta emeği var hem atta şeyi var, tabii payı ki, var. Payı da var tabii ki. Şimdi iki grup koşumuzu üst üste görelim. Ondan sonra tartışmalı görüntülerimize gidelim. Yarış severler onu da söylüyor. Zamanımız kısa da kısa vadelerimizi de konuşuruz. İsmet İnönü koşusunda Burgaz. Bir diğer gerçek şampiyon Burgaz. İsmet İnönü koşusunu Vedat Aviş ile kazandı. Vinci Torre'nin tempo verdiği yarış. Vinci Torre numarayı aldı. Burgaz tabii hemen yattı arkasına.
Maxim Spor geldi, aldı ama öyle çok hızlı bir tempo olmadı. Şu anda düştü tempo. Burgaz, Gohiro, Zafer Ateşi, Zala Bey grubun sonunda. Baya baya yani biz, ben mesela bekliyordum. Maximus Boy'dan geçen sene bir yarış koştu. Gazi'den evvel 12 dedik ya, Gazi de böyle de yaparsa. Öyle bir yarış hiç koşmadı. Attı. Herhalde bir sorunları var. Çünkü burada da yaptığı aksiyon çok kötü. Yarışın içinde. Yani davalanıyor artık. Böyle rahat bir aksiyon yapmıyor. Yani iyi kullanmıyor. Pres yapıyor şimdi Vincitore. Oradan tabii Burgaz çıkmasın diye ve yürüdü. Haklı olarak. Evet, Insitore yürüdü. Gohiro geldi dışarıdan. Burgaz önce dışarı yürüdü. Tam burada önüne gelecek şimdi. Bak, bu foul bu. Geldi yani. Oradan oraya çıktı. Burada içeri kaldı. Burgaz. Gohiro geldi. Burada kazanıyor. Pozisyonuna girdi. Evet. Hamzacığım alalım şimdi 400'e. Şimdi bu jokeylikte şöyle bir şey var. Eğer kantarmanı kaçırırsan at, hızlandığı zaman atın gerisine düşersin. Toparlayamazsın. Bak burada bunun örneği var. Oo. Şimdi bak kantarma uzun elinde. Şimdi düzeltti. İçeri aldı. O önüne gelince. Kamçık olan da yeni çekti. Evet. Sen de mi modaya uydun be kardeşim? Kantarmaya bak elinde şimdi. Açıldı. Bak, biraz daha geri, biraz daha geri alalım mı Hamza? O kantarmaların açık kaldığı hali imparator. Evet. Gel. Sen sanki kolondan çekti. Yani şampiyona biniyorsun. Nasıl olsa kazanırım. Bak ne oldu? At hızlandığı zaman atın gerisinde kaldın. Şimdi düzeldin. Şanslı at, çabuk toparladı. At da bu hatayı kapattı. Vay, çok güzel detay ya Süleyman abi. Bayılıyorum böyle detayları söylediğin zaman. Yani şimdi biz devamlı öğretiyoruz ama öğrenleyenler var işte. En kabiliyetlisi o da kamçıyı şeye koyuyor. Yani. Anlayamadım. Tabii müthiş bir at yani. 3 yaşlılığından beri. Hemen katkı geldi. Kamçım kolonda değil abi asla. Dışarıdan içeri alıyorum. Nasıl? Belki de biz öyle gördük. Vedat haklı olabilir. Şurada gözüküyor yani. Kolonda değil gibi. Bakayım. Biraz geri alalım mı sevgili Hamza? Biraz geri alalım. Sol elinde görüyorum sanki. Biraz geri alalım göreceğiz. Biraz daha. Evet. Ha, burada evet. Evet sol elinde. Kantarmaları niye kaçırmış onu da yazsın orada. Vedat Hocan soruyor. Kantarmalar niye kaçtı? Ya kaçmadı da niye uzun kaldı niye elinde uzun kaldı? Kantarma? Ki Vedat'la Burgaz da maşallah 2'de 2. İyi başladılar. Tabii onun için dönüm yarışı bu. Yani tabii. Yani sezonda rüştünü ispat yarışı. Rüştünü ispat edip devam edebileceği bir yarış. Bir de kolay, yani. Kolay şey yok yani. Yani. Şimdi sen geldin başatlara binecek bir yani. Kaliteye geldin. Tabii biraz senin işini zorlaştıracaklar yani. Şimdi Gökhan'ın orada hafif dışarı gelmesi, Halis'in dışını tutması. Tabii. Bunlar hepsi sana rekabetten kaynaklanıyor. Sana kaybettirebilecek şeyler bunlar. Bak, ne oldu kantarma elinde görüyor musun? Ha, bunlar olurken tabii orada onları yaşarsan sıkıntı yaşayabilirsin tabii ama. Şimdi at, düşün batak bir sağa. At bugün sen için. Sen gittin içeri batağa. Pazar günkü pisti düşün. Vay vay. Gittin batağa içeriye. Bu oyuna da geldi vurdu seni. Biraz mecburiyetten içeriği seçmedi mi Süleyman ya, abi? Ya şimdi mecburiyetten değil. Şimdi öyle gelince önüne Vincitore aldı. Alınca atı kaçırdı. Kantarma uzadı ya. At içeri kaçtı. Kaçınca oradan devam etti. Sonra düzeltti. Oradan devam etti. Esasında şimdi ne olursa olsun eğer ata itiş kantarmanı ayarlayamazsan at öyle bir hızlanıyor ki sen attan geri kaçıyorsun. Geriye
Böyle seni geriye alır. Sen oraya kendini sikleti merkezine alıp itmeye çok zorlanırsın yani. Mesafe kaybedersin. Bazı at öyle hızlanır ki uyduramazsın kendini. Onun için her zaman kantarmanı itiş pozisyonuna daha düzlüğü çıktığı zaman ayarlaman lazım. Bunu da Türkiye'de ilk defa çok eskide Gazi kazandı senelerde en iyi yapan jockey Gökhan Kocakay. İlk çıkışında. İlk çıkışında. Ondan daha iyi yapanı yoktu. Ben hayret diyordum bu çocuk. İlk çıkışında. Sonra o melikesi şu anda yok. O melike bir tek Halis Karataş'ta var. Oo. Çok önemli yani. Sen finish'e çıktığın zaman itecek pozisyonda olacak kantarman. Biraz uzun oldu mu? Bir de şimdiki bizim şimdiki nesil çok kantarmayla oynuyor böyle. Sanki o ata vitesini arttıracak gibi. Ben ona katılmıyorum yani. Atan abi. Güzel bir yarış oldu. Nefis bir yarış oldu. Burgaz bir şampiyon tabii. Sezona çok iyi başladı. Çok güzel bir yarış koştu. Evet. Vincitore tabii yarışta maksimum pay olunca kendini ikinci sıraya konumlandırdı. Ama tabii maksimum pay geçen seneki yarışlarını yapmadığı için o da bence biraz tabii Vincitore'yi aleyhine oldu. Neden aleyhine oldu? Eğer Gökhan bana göre eğer maksimum pay bir yerden sonra atlayıp veya en başında numarayı alıp tempoyu kendi tayin edip bir üst viteste gitseydi belki rakiplerine bu kadar kolay bir sprint şansı vermeyebilir, daha dirençli kalabilirdi diye düşünüyorum. Ama çok güzel koştu da bir çim pistte olmasına rağmen. Go Hero için de söyleyeceğim şu. Bence mesafe uzadığı zaman bu sene yani 2400'lerde çıktığı zaman Burgas'ı bir yarışta geçecek. Çok sinirleniyor yalnız yarış öncesi. Go Hero değil mi? Evet, çok stres yapıyor. Yani bu hafta da çok stresliydi. Amcacığım bir aynen bak bir 400'den ben size göstereceğim sonra hızlandığı zaman jockey üstünde ne oluyor atın. Burgaz'ın. Bak atın arka ayakları hızlandığı zaman jockey bak ne olacak üstünde. Bak şu anda hızlandı gördün mü ne oldu? Bak. Burgaz'ın Goyro'dan uzaklaşması Burgaz'ın lehine oldu bence. Değil mi? Düzlüğün en başından yan yana kalsalardı daha yakın ara biterdi. Goyro biraz yani baskı araya yapamıyor. Girmiş olsaydı, evet. Girdiği yerden devam etmiş olsaydı dediğin. Evet. Orada. Evet. Ama bu Goyro yani 2400'de bir yerde bir sıkıştıracak bence bu Burgaz'ın. Neden zaten? Ama tabii Burgaz çok özel bir atlı. Evet. O ve ringde falan muhteşem bir at yani. Ringde falan o kadar sakin ki maşallah hiç. Müthiş. Yani böyle çok sinir sistemi güzel. Seyretmesi keyifli. Keyifli at. O da tabii öyle. Sinir sisteminin bir atın bu kadar iyi olmasının nedeni de iyi idman ediliyor. Bak, iyi bakılıyor. İyi bakılıyor. İyi idman ediliyor. Bir onun stres yapabilecek herhangi bir yanlışlık yok. Bir at çok sinirleniyorsa %100 bir şey var yani. Ya bir acısı var. Ya bir yanlış idmanı var yani. Kutlayalım Burgaz'ı, evet. İlgililerini ki herhalde Haliç koşusu 1600 oraya gelir herhalde Burgaz. Bilmiyorum oraya mı gelir? Zannetmem. Gelmez mi 1600'e? Yani. Orada evet. Agent Final'la bir erken buluşma olur mu acaba diye düşünüyorum. Yoksa uzun uzun mu devam eder? Ekürden bir bilgi gelirse. Yani ben zannediyorum ki hep normal koşar yani jockey kulüp, jockey kulüp. O şekilde. Uzun devam eder. O şekilde devam eder. Güzel katkılarınız geliyor ama biz Ahmet Cemal Kura koşusunu da konuşalım. Grup 3 mücadeleyi. Böylece haftanın grup mücadelelerini bitirelim. Beyond Expectation Accuracy Splendid önünde kazanmayı başardı. Evet. Yine Ayhan Kurşun'un idaresinde safkanlardan biriydi. Evet, Beyond numarayı aldı. Mucize kıza çıkmadı. Mucize kız bu kez çok çıkmadı. Kaldı. Evet. Neredeyse 100 metre yani. Gibi, evet. Beyond Expectation tempo verdi. Lady Sephora
ikinci sırada gitti. Kara Kraliçe ve Hardoff üstüne daha geri yan yana, evet. Splendid'te Ekürsi'nin hızlandırdığı yarıştı. Sonunda takip ediyordu. Düzlüğe kadar böyle gelindi zaten. Gelelim Düzlüğe evet. kadar. Düzlükte de ekürlerin mücadelesini konuşacağız. Evet. Çok kolay gidiyor arkada Splendid. Ekürsi de nasıl olsa tempoyu verdi. Ladies Sephora ikinci evet. sırada Kara Kraliçe'nin içine daldı ve çıktı Splendid. Yürüttü buradan. Biraz bariyerci bir at gibi arıyor orayı. Bariyerci değil de içeri atıyor. Evet. Buralarda. Geçen hafta geçmişti biliyorsun. Evet. Fotoda. İkinci, üçüncü olmuşlardı. Aynen. Şimdi geldi bak burada. İçeri yattı ama. Bak şimdi kaçacak. İçeri gidiyor. Ekürsün, kaçtı şu anda. Gökhan artık jockey'in ona yapacağı bir şey yok. Düzeltti ama bak ayağını değiştirdi. Düzeldi ama yarışta bitti. Artık son yüze geldiğinde evet. dışına evet. geldi. Evet. Hafif bir operasyon çok ince böyle bir şey var. Ayhan çok ince de bir ince gördü. Hazır buraya kadar sana bu yarışı da vermeyeceğim sana. Evet. Ben gözlük diye bağırıyor. Gözlük takılırsa bir daha geçirmeyecek ona. Ooo. Gözlük takıldı mı kızıyor üstündekine bak. Ver 200'e gelsin. Bak şimdi nasıl kızıyor jockey'e görüyor musun? Bak. Kafayı kucağına veriyor. Kafayı bak. Dikiyor. Bak. Burun salığı da dönmüş ters. Evet. Kızıyor. Gözlük istiyor. Üstündekini görmek istemiyor. Ve buluştular ama. Bu arada çok küçük bir operasyon diyor Atan abi. İnce bir dokunuş. İnce. Tebrik ediyoruz Yasin Başkan'ı. Mustafa abi. Mustafa'yı. Mustafa'yı ettik zaten yarıştan sonra beraberdik. Sayın Mustafa Keşanoğlu. Geçen gördüm. Abi sen bu yarışı nasıl dedim verdin ya. İki ekürüyle geçen sefer dedim yani. Olacak şey değildi. Ama dedi jockeylerine sordu. Ben bu sefer tabii mucize kız makinede yani kalınca. Dört yukarı. Daha kolay oldu iş. Dört yukarı dişiler çok düştü bu sene. Evet. Çok. Hep bunlar koşacak tabii. Geçen seneki... Anne baba bir kardeşler de uzun tabii. süredir herhalde grup yarışta 1-2 olmamıştı. Abla kardeş. Abla evet. kardeş. Öz kardeş. Aynen. Ana baba bir kardeşler. Babalar aynı değil mi? Aynen Grant, anne baba bir. Grant Equinox'un babaları. Luxor. Ha Luxor. İlk dört anneleri mu? Grant Equinox kızı. Grant İlk dört Equinox. Luxor galiba. İlk dört Luxor. Evet. O da enteresan. Bir detay notta bu yarışla Sait Akson arasında sadece 4 salise fark var. Anladım. Neredeyse aynı derece. Var mıdır İlhan abi? Yok. Bu arada bu 4 salise detayını da sevgili Temizkan abi söylemişti. Ona da selam olsun. Selam olsun. Ve tartışmalı görüntülerimize geçelim. Kısa vadelerimize dönüp dönmeyeceğimize ondan sonra bir bakalım. Tartışmalı görüntülerimizin ilki Muhammed Mirbilgi'nin savunma vereceği kamçı kullanımı. Evet bu yarış. İzmir'e gideceğiz. İzmir'de yarışı birinci sırada götüren lider düzlüğe çıkan rakiplerinin de 3,5-4 boy önünde olan Safkan'ıyla koşuyu kazanacakmış izlenimi veren Safkan'a narin kızıma bakıyoruz. Muhammed Mirbilgi'nin idaresinde Mirbilgi'nin sağ alıp vurduğu kamçtan sonra çok tehlikeli bir görüntü oluştu. Savunma verecek. Yani son bir ayın en formda jokeylerinden biriydi. Programda da çok övgü aldı. Abla yavaş oynatsana. Muhammed tam bariyerlerin üstüne doğru düşerken de bir durduruver lütfen. Sağ eline aldı. Yaradana sığınıp. Biraz. Bekle yavaşlar. Biraz tam düşerken. Daha, biraz daha gidip. Bariyerin üstüne düşerken. Evet. Buradan devam et. Durdu. Duralım. Bak o Allah bariyerin korusun. Alt tarafı var ya. Kazık tarafı. Kazık tarafı. Allah korusun. Onun üstüne doğru göğsü, suratı. Suratına gelse, falan çizik. Çok yavaşla olabilir. Oynat bakayım nereye geliyor. Şey plastik ama yani ya. Dağılır ama. Abi ne olursa çok olsun. Tehlikeli bak. Tabii.
Sıyırdı bak, ya. Bak öbür türlü de yüzüne geliyor. Bak, abi. Gördün mü? Evet yüzüne geliyor. Allah'tan şimdi, o üstteki kısım koruyor bak. Evet. Şimdi ben ne diyordum burada? Nizami kamçı. Aynen. Evet. Omuz hizasını geçmeyecek. Çok dövmeye meraklı. Maalesef. At sana ceza kesti burada. Bir tane kesti geçen sene. Bir tane geçen sene kesti. Ya. Onu da verebiliriz. Sen şimdi burada liste bu yarışı verelim önce Hamza. Önce İzmir'i görelim 32. sıraya falan. Şimdi çıktı. 5 boy önde. Heh, bak çıktı 5 boy önde. Soldan kullan. Sen atı dövmek için kamçıyı kullanıyorsun. Bak nasıl kullanıyor bak. 2 oldu. Arkaya bakacak şimdi. Bak. Baktı şimdi. Baktı. Gelebilir. 3 oldu. Rakibi. Bir daha bakacak. Oldu. Bir daha bakacak. Şimdi bir daha baktı. Aldı vurdu ve gitti. Neden gitti? Çünkü zaten içeri yatarak. Yok sana. at zaten canı acıdı. Kendini içeri attı. Yani sen atın canını yaktın. Atı zevk etmek için kamçıyı kullanmıyorsun sen. Sen bu kadar dövmeye meraklıysan o zaman bizim dediğimiz yerlere gelemeyeceksin yani. Son 3 dövmekten en fazla övdüğün evet, isim abi. Evet. Bu işler dövmekle olmuyor. Atın ritmine uyacaksın. Ya. Diğer bir iyi binip kazananlara bakacaksın. O zaman doğruyu bulabiliyorsan ama şu anda sen doğruyu kaybettin bu yarışta bana göre. Atana var mı? Yani. Ya 5 boy öndesin yani kamçıyı kullanabileceğin bir şey yok. Yani. Bak bu yarışta da bu yarışta da bak atı devamlı dışarı çekiyor at göstermek için bak. Ya sen düzelt kantarmanı git. Niye çekiyorsun? Çekiyor bak bir çekiyor tane bir tane yani. Vuracak. Evet. İlk hamlede gidecek at. Şimdi bir tane daha bak yok, gitti. Bu da geçen yılki örnek. Evet geçen yılki örnek. Bu söylenmesi gerekenler söyledi yani. Üçüncüden Allah korusun. Bir arkadaşımızın yani bu şekilde bu programın karşısına çıkması ya olacak şey değil. Değil yani. Mi? Olacak gerçekten olacak. Değil yani. Ya bu hafta içinde inan Gazi kursu için jockey arayan birkaç tabii. Sohbet falan ettik. Yani dedim ki Muhammed geçen hafta İmparator çok övdü. Yani isterseniz bir değerlendirin falan. Şimdi onu söylüyorsun karşında çıkan manzaraya bak yani. Sonra bir telaş içinde kaybederim yani, korkusuyla. Kaybedersen kaybedersen. Kaybedersen kaybedersen normal bin kaybet. Evet çok güzel mesajlar da geliyor. Tartışmalı görüntülerle ilgili bazı tabii yorumlarınız da geliyor. Bir iki koşuyu daha göreceğiz. 4 Haziran günü az evvel konuştuğumuz ikinci olanın yarışın birinciliğine çektiği koşuya bir gidelim. Burada da Mertcan Çelik'e de bir ceza çıktı. Ya normal Mertcan'ın yaptığı hata burada. Dikkat edeceğiz. Hangisi Mertcan burada? Yeşil formalı. Safkan abi. Yeşil lacivert formalı. Şimdi içeri gidiyor burası. Yani. Sonrası da daha çok tartışıldı. Afacan geldi yeşil siyah formasıyla. Bu arada Vedat'a da gün cezası çıkmış buradan. Onu bilmiyordum. Nereden? O ilk faul var. Alalım Hamzacığım bir de aşağıya. Bak Vedat burada hop kırmızı beyazlıya faul yapıyor bak. Gördün mü? Aa Vedat'a da buradan. Tabii oradan. Çıkmış. Şimdi kolay geldi kazanana. Sol elinde ne işin var kamçın oğlum baksana Allah aşkına bak. Değişmez tamam kaç gün ceza verecek merak ediyorum şimdi. Şeye 5 gün verdi oradan. Evet Mertcan'a 5 gün verdi. Evet. Buraya ne çıkacak merak ediyorum. Yani verilen cezaların hepsi doğru. Mertcan da yaptı hata. Öbürü de burada bak gitti çarptı bir de. Evet, Mertcan 5 gün almış. Evet. Herhalde bir 5 günde Vedat'a verecek. Öbürüne ne olacak? Çünkü düşebilirdi. Vedat da 7 gün içerisinde vereceğim abi diye yazdı. O da düşebilirdi Vedat orada takılıp. Allah korusun evet. Şimdi ilk hamlede yeşil ağırlıklı formalı Safkan Sharp King'ten buradan Mertcan'a 5 gün. %100 haklı komiser. Vedat'a da gün cezası çıkma ihtimali yüksek olduğu için Vedat bir hafta bekletmiş. Evet. Bir hafta sonra vereceğim savunmam abi diyor. Bu hamle. Verirse de orada Afacan'a, da %100 haklı. Afacan Ağa'da da Adem.
Afacan'ı merak ediyorum. O da bir hafta içerisinde verecek. Yıkacaktı çünkü bak. Seyirci burada çok tepki gösterdi bu hamleye. Evet. Çünkü neden? Yıkılabilirdi gerçekten. Çünkü neden? Geçilen at favorisi. Favorisi. Öbür atın ganyanı 14 lira. Tabii. Ama öbür atın onu geçme ama seyirci istiyor tabii. Tabii. Oynamış altılısını ve çok olmayacak bir şey yapma kardeşim, işte şu olaylarda olmasın. Ya kimin de başını berde sokuyorsun? Herkesin başını bir de yarış, yani. Bir de yarış 17 dakika geç başladı bu yarış. Şey değil yani. Aynen öyle. Şurada Naldan. Kamçı Naldan. Niye senin solunda kardeşim? Yani atın içeri doğru gidiyor. Ya sağındaydı kamçı. Biliyorum. Sola aldı. Şurada bak aldı. Işte, al kamçını sen. Burada kurtar bir daha yani. Değil mi abi? Soldan vurdun, içeri kaçıyor, bir daha al. Seni geçeri yok artık zaten. Yarış bitmiş ya. Ya şimdi ben biliyorsun tabii performansa göre verdi hakem. Ben de performansa göre hep karar verilmesini savunanlardan bir tanesiyim. Şimdi burada şöyle bir enteresan bir şey oldu. Şimdi Vedat ikinciliği kurtarayım ki koşuyu değiştirmeye götüreyim. Çünkü bana temas etti diye düşündü haklı olarak. Ve bir eforla atı ikinciliğe attı. Şimdi eğer Vedat atı ikinci yapmasaydı, orada atı ikinciliği kaybetseydi, bu sefer hakemin yorumunda şöyle bir değişiklik olabilirdi. Bu at faule maruz kalmasaydı rahat bir ikincilik elde edecekken bu faul yüzünden üçüncülüğe düştü diyecekti. Değiştirecekti. Ve o zaman eğer çok tereddütte kaldığı bir karardır bence bu zaten her şeye rağmen. Evet performans olarak ben de imparator gibi düşünüyorum. Diğer at arkadan geldi, daha güçlü geldi. Tam bir boy yapmadan içeri girdiği için, arkadaki ata temas da ettiği için faul de yaptı ama koşunun sonucuna tesir eden değil, ikinci olan atın sağlığına, ikinci olan jokeyine tesir eden bir hareket yaptı. Ama eğer o at ikinciliği kaybetmiş olsaydı hakem belki de şöyle düşünecekti. Burada atın, ikinci atın performansı etkilendi, ikinci olacakken üçüncü oldu deyip bu sefer dönecekti. Birinci atı ne yapacaktı? Üçüncü yapacaktı. Bu sefer üçüncü yapacaktı. O zaman bu sefer koşuyu ne şimdiki birinci ne şimdiki ikinci kazanacaktı. Koşuyla kazanma şu anda gördüğümüz kadarıyla ihtimali olmayan, koşuyu üçüncü bitirecek at koşuyu birinci ilan edecekti. Hakem bunu yapmak istemedi. Dolayısıyla performans olarak da değerlendirdi. Ama ben bir performansçı bir yaklaşıma sahip olmama rağmen o dokunuşu sıkıntılı bir dokunuş olarak görüyorum yani. Burada 50-50 kaldım ben. Tabii sıkıntılı da. 50-50 kaldım. Şimdi Allah korusun bu at düşseydi ne yapacaktı komiser o zaman? Çünkü tam hakim olmadı her şeye rağmen. Yani at da ondan sonra pes edebilecekmiş gibi bir görüntüm var. Şöyle gelip ayırıp gitmedi at. Anladın mı? Böyle gıdım gıdım geldi. Sigorta mı yapmak istedi acaba? Gıdım gıdım geldi. Gıdım gıdım geldi at. Evet daha kuvvetliydi. Sonlarda daha ondan güçlüydü. Kazanacak gibiydi. Evet. Yine 51'e 49 değiştirmezdim. Öyle söyleyeyim. Ama ben jokeyine kesinlikle ve kesinlikle değişmiş gibi ceza verilmesini gerektiğini düşünüyorum yani. Arap atı olsaydı düşer miydi diye soru var. Güzel soru. Ha, elbette ki imparator da o söyledi. Yarı sever. Bu iki at yer değiştirmiş olsaydı, favori bunu yapmış olsaydı daha az tepki olurdu, daha az ses çıkardı. Yani. İşin doğası gereği öyle ama 14 lira mı atın ganyanı? Öyle olunca biz fikrimizi söylerken kazanan favori mi, sürpriz mi? Ona bakmadan söylüyoruz yani. Vedat'ın burada güncezalık bir şey çıkar mı abi? Ya ben imparatordan bir küçük farklı bir şey düşünüyorum bu yarışta. Ben Mertcan'a da Vedat'a da burada 5 gün biraz çok gibi geliyor bana. Şimdi 5 günü verince Mertcan'a 3 olsaydı. Mertcan'a 5'i verince ya tamam ya ona da verecek. O da bence biraz şey. Çok arkadaki bir iş yani, çocuk orada koşuyu kazanma zaten durumu yok, o farkında. Evet orada bir içeriye doğru bir gitme var, bir sıkıntı var ama ben o 5 günü de biraz abartılı 5 gün buluyorum. O 5'le kazananın yaptığı 25 abi. Bak şimdi ama yani bak bak ne oldu orada atlar. Yani, evet tamam yani. Oldu bir şey demiyorum ama hani kasıtlı bir faul olmadı orada. O anlamda söylüyorum. Ya Vedat'ın geldiği yerde mesela Afacan Ağa da yanındakini biraz yani burada. Bana sorsan
Yani imparator kızacak bana ama ikisi de yok, kızacak bir şey yok. Beşlik bana, değil bence ikisi. Bana göre yani. Mertcan falan iyi binmeye başladılar. Dikkat edecekler. Edecek tabii canım. Dikkat edecek kardeşim. Sen bak geldin İstanbul'a, şans buluyorsun. Menajerini getirmişsin. O gün kardeşimiz burada uğraşıyor. İyi gidiyorsun. Ne gerek var? Dikkat et. Yarışlar kızıyor. Özellikle dikkat kaybedenler, favoriler. Ya atın yıkılması mı lazım kardeşim bir yarışın değişmesi için? Şimdi mesela şöyle bakmıyor insanlar. Mesela bu foal koşunun son 800'ünde olsaydı veya son 400'ünde olsaydı kimse tamam mı? Faule maruz kalan at yarışı 8. bitirseydi Vedat'ın atı. Önündeki atta kazansaydı hiç kimse al bunu 9. at demeyecekti. Yani. Niye? Çünkü diyecektik ki kardeşim performansa bakıyoruz. O at kaldı, arkada kaldı diyecekti. Anladın mı? Şimdi ikinci olunca tabii söyler diyor ki daha, yani tamam. Performans kriteri ortadan kalkar diye düşünüyor ama doğrusu kalkmıyor yani. Avrupa atçılığıyla Amerika atçılığı arasındaki en büyük fark bu. Amerika'da tartışmasız değişti. Amerika'da bu yarış tartışmasız değişirdi. Avrupa'da da Avrupa'da, mümkün değil. Avrupa'da değişmiyor abi. Ama bu adamların değişmiş gibi jokeye ceza vermesini engellemiyor. En önemli şey bu bence. Çok sayıda mesaj geliyor. Mesela Eray Koktay da diyor ki mesela düşse Allah korusun Vedat. Tabii. %100 değişirdi diyoruz ama performans olarak düşündüğümüzde evet ben de Atan abi gibi düşünüyorum diyor. Geçemezdi ikinci kalan at onu diyor. Yani, tabii işte. Zaten seyirci ya seyirci de artık bilinçlendi. Seyirci öyle çok bağırıp çağırmadı yani. Çünkü neden? Onun geçemeyeceğini gördü yani. Kararları bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hemen tartışmalı görüntülerden bir yurt dışı örneği göstereceğiz ki İmparator'un yurt dışı yarışlarda dikkat çektiği bir görüntü vardı. Biz de aldık. Aksesuar kullanımları ile ilgili sıklıkla farklı analizde konuştuğumuz detaylar oluyor. O detaylardan biri gelecek şimdi ekrana. Fransa'da Süleyman abi safkanlar starta girerken evet. Dedin ki farklı uygulamalar var. Şimdi aparat atları itmek için kullandıkları değişik aparat kullanıyorlar. Bizde de var ama bizimkiler böyle değil. Bak şimdi adamların ayaklarını görüyor musun? Motorcuların falan kullandığı dizlikler at yani vurursa, vurunca herhangi bir sakatlanma pozisyonu olmasın diye gördün mü? Bak ikinci ittikleri ellen ittikleri aparata bak. Ortası böyle yuvarlak deri, yuvarlak demir. Evet. Yani oradan kuvvet alıyorlar. İki kişi yani hop. Gördün mü? Hem dizlikleri ama hem bu biz çekiciler, iticiler dediğimiz iticileri görüyor musun? İticiler hakiki itici. Hakiki itici yani. Zaten böyle olmalı. Kaldırıp bak, atarlar yani. Yalnız yelekleri yok. Ona dikkat etmedim. Sanki yok. Amerikan güreşçisi gibiler maşallah. Baksana. Kask da yok diye güzel bir katkı geldi. Evet. Kask da yok, gerek de yok. Bu yarışta herhalde büyük koşu. Evet. Jockey Club. Evet. Geçelim bir sonraki tartışmalı görüntümüze. İki jockey'in performansı. Yarışseverler hemen bu koşuyu alın. Programa taşıyın. İmparator yorumlasın. Atan abi yorumlasın diye koşu biter bitmez. İki yaşlı İngilizlerin tay yarışı. Evet. Tabii birine Gökhan Kocakaya, birine Vedat Abiş binince AGF oranları da yüksek. İki safkanın da. İki... Bu yarış ne biliyor musun? Ben yoksam sen de yoksun. He. Ya sana ya bana. Ya sana ya bana. Ben yoksam sen de yoksun. Ya öyle. Böyle yarış olmaz yani. İki jockey inat ediyorlar. Birbirlerini temizliyorlar. Birbirlerinden farkları yok. O kaçıyor, öbürü kovalıyor. Öbürü kovalıyor diyor, öbürü kaçıyor. Atlar ne oldu bak 400'e biliyor musun? Ruhlarını teslim ettiler ya. Bak şimdi 400'e bir gelsinler. Vedat'ın bindi at bak ne oldu bak. Bak eyvah, bak eyvah, bak. Eyvah eyvah eyvah. Çıkış yolu arıyor. Bak. Ağır çekime geçtiler. Ya ağır çekimin de ağırına geçtiler. Vay vay vay. Buyur. Eyvah eyvah eyvah. Böyle yarış olmaz. Biri gider öbürü bekler. Alırsın arkasına beklersin. Atlar sonuç. Sen bariyerin dibindeyse giden at.
Sen dışındaysan beklersin. Sen yok, sen yoksan ben de yokum dedi Vedat. Ben seni temizleyeyim de gör dedi. Bu iş böyle oldu yani. Burada bana sorsan kapat Vedat'ın. Yarışın birinci, ikinci atı. Ne olursa olsun git denmemiştir herhalde. Ya ne olursa gidiyor ya. Yani yapacak bir şey var mı? Aldı numarayı aldı gidiyor. İki yaşlı Tay. Yani alamadıysan bu çok koşmuş da numarayı almadı gelmeyen bir at değil ki. Öyle olsa numarayı aldı. Alırsın arkasına. İkisi de o anda bu yarışı bu şekilde kazanamayacaklarını biliyorlar mı? %100 bilirsin ya. Bilmez misin jockey olarak? Peki o zaman yani o niye devam ısrar ediyorsun? Ben yoksam sen de yoksun. Rakibiz ya. İkisinin toplam AGF'si 66. Ya iyi de peki bu yarışta hakem ne karar vermiş? Hiç. Çağırmamış bile öyle mi? Ben olsam çağırmış galiba. Yok abi. Ben olsam çağırırım. Performansları eleştiri aldı sadece. Sanki çağrıldı gibi biliyorum ben ya. Bakayım hemen. Tekrar bir kontrol edeyim ben. Hatta biri çağrılmış, biri çağrılmamış gibi. Allah Allah. Eğer öyleyse o da yanlış. Şöyle, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirdiği için. Vedat'ı çağırmış. Vedat'ın atı içeriye yatıyor ya abi. Gökhan'ı çağırmamış, Vedat'ı mı çağırmış? Evet. Vedat'ı son düzlükte içeri attığı için çağırmış. Gökhan Kocakaya'dan düzlükteki şimdi burada bilgi alınmış. Bak onu da bak, çağırmış. Vedat'tan son düzlükteki performansıyla ilgili bilgi alınmıştı. Yani Gökhan niye bıraktın atı diye çağırmış. Diye çağırmış. Son düzlükteki performansı diyor. Yani yarışın temposuyla ilgili bir çağrılma değil o. Normalde yapması gereken şey. Beyler hoş geldiniz. Koşunun iki tane favori atına bindiniz. Ne yapmaya çalıştınız? Amacınız neydi diye sorması lazım ya. Geçen sene miydi? Vedat evet. Böyle bir yarış oldu Bekiroğlu'nun atından değil mi? Aynen abi. Hafızan beni korkutuyor sinema. Yani. Ya atlar 300'de son 300'de yarışı terk ettiler yani. Numarayı aldı. Kim aldı? İçerideki at numarayı aldı demektir. Hücum ettin. Alamıyorsan beklersin arkasını. Ha sen içerideysen o ısrar ediyorsa o yanlış yapıyor. Ne o zaman ne oluyor? İçeridekine diyor ki ben diyor gideceğim. Ben gideceğim. Sen de gidiyorsun. İkimiz birden diyor ne sen kazan ne ben kazanayım diyor. Ona giriyor iş yani. Olmuyor tabii. Geçmiş olsun. İyi de burada şöyle bir şey var yalnız. Ne sen kazan ne ben kazan derken yarışa verir siz de kazanmayın diyor. Ya tabii canım. Yani o yarışa verir bak burada bir jokeyin tek önce düşüneceği bir tek kişi var. Yarış sever. Atın üstüne bindiği zaman performansını en iyi şekilde yapacak. En iyi şekilde hata yapmadan yarışı bitirecek. Sırf ben hakem olsam ikisine de çağır ikisine de ihtarı basarım bir kere en az. Yarış tempolarından mütevellit. Bir tartışmalı görüntümüz var. Hızlıca onu görelim. Bursa'ya gidelim. Geçtiğimiz pazartesi gününün çok tartışılan finallerinden biriydi. Havzalı. Dışarıda beyaz ağırlıklı formalı Safkan. Ona bir dikkat edelim. Çünkü o içeriye doğru hamle yapacak. Ve rakibin üzerine, hadi gelin üzerine doğru yanaşacak. Burun farkıyla bitmiş bu yarışta. Yarış severlerin önemli kısmı sosyal medyada bu yarış değişmeliydi dedi. Tabi ikinci olan %4 kazanan %15 olduğu için mesela az evvelki kadar tepki olmadı ama bu yarışta böyle çok... Normal kameradan gösterebilir misin? Normal orada? Yarışı bir oynatabiliyor muyuz? O son temas ne kadar erken oluyor? Normal yarışı bir verelim. Tam finişte olduğunu söylüyor sevgili Hamza. Varsa yarış verelim. İşte evet onu görmek için o zaten. O çarpışmayı Sezer Çelik kazanan Havzalı'da beyaz ağırlı Safkan'da Sezer Çelik. İçerideki kır Safkan. Ya aslında bir iyi niyeti var aslında. Bir toparlama çabası şey var. Şey yapıyor yani at içeri kaçmasın diye bir uğraştı. Kısalttı kantarmasında. İçine dışına at gelince normal sprintine başladı ama. Hop burada kaçtı. Çarptı. Bir daha çarptı. Burun. Yine performans değerlendirmesi yapmış hakem yani. Aynı performans ama olmasa bir hak kazanabilir yani. Şey yapabilir tabii. Yani o... Bu bunda performansı 3 boyu yok, 2 boyu yok. Yani şimdi arkadan geldi. Arkasından geldi. Evet. Geldi. Hakim oldu. Hakim oldu diye düşündü. Yani şu performansla artık öne geçtikten sonra bir daha kaybetmeyecek diye düşündü hakem. O teması da o yüzden cezalandırmadı. Bir anda yine geldi at. Ama işte tuttu, çekti filan.
Ya yine performansa bak ya, ama bu, dediğin gibi öyle de değerlendirmeyebilir hakem ya. Ya yani burada şimdi değiştirse kimse niye değiştirdin demez. Demeyebilir tabii. Anafartalar koşusu için belki bir prova niteliğiydi ama başlı başına Sayın Cahit Aybek'i andığımız için önemli bir mücadeleydi. HFD Hefes kazandı. Kısa kısa görelim. Düzlükten itibaren de alabiliriz yarışı. Evet. Gracias Senior ve Sforza Ring. Sforza Ring belki de Sentetik'te kariyerinin en kötü yarışını yaptı. Gracias Senior'un dışındaydı. Smart Dead 3'tü. HFD Hefes 4. sıradaydı. Dışına My Private çıkarken bank account içeri daldı ve harika bir düzlük yarışı izleyeceğiz. Aynaya kadar. Gracias Senior önde. Bank account, HFD Hefes, My Private. Bak burada önüne gelmiyor da o kapı daralınca tutacak, dışarı alacak. Vedat aldı dışarı. Şu anda 3 at ama HFD Hefes son dakika gelecek şimdi. Müthiş bir sprintle tekrar canlandı. My Private ve Gracias Senior mücadelesini ya tam bu, aynada yakaladı. Evet, bu atlar tabi anafartalar diye bağırıyorlar yani. Anafartalarında keyifli geçeceğine. Ama bakarsın Gazi'ye de gelen olur. Bir şey diyemem. Oo. Tabi iyi koşmadı şey sponsoring bugün için. Tabi beklenen yarışma yapamadı. Yapmadı ama ilgilileri de biliyorlardı yani atın kusurları olduğunu. Onlar için de sürpriz olmadı yani. Bu Gracias Senior yanak peloşu yarıyor mu işe İmparator? Bana göre hiçbir şey yaramıyor. Biraz geride mi kaldı ama? Sen bunun ağır çekimi vardı o gün yarıştan sonra Hamzacığım. Ben seyretmiştim. Var mı kamera beşimiz? Ağır çekimde böyle jokeyine bakıyor. Daha kapalı bir şeyler mi lazım Süleyman abi? Şimdi Atabakan benim yeğenim biliyorsun Serdar. Evet Serdar abi, selam olsun. Ben ona kaç yarış evvelden söyledim gözlük tak diye. At gözlük takınca sabahleyin problem çıkartıyormuş. Onun için yani bir şey olur diye riske girmiyorlar ama bu yarıştan sonra herhalde girecek yani. Halis de çünkü yarıştan sonra ben yarıştan Taylara bakacaktım. Bir şart mı ne vardı? Sen içerideydi diyordum. Halis dedi Halis'e bakıyor dedim. Bak ağır çekimde seyrediyorum. Evet dedi Halis. Hep beni seyrediyor dedi. Bence takacak artık. Öyle istiyor yani at belli. Ha şu da var, takarsın kötü de koşar yani. Bazı öyle cins atlar da var. Kulaklık değiştirir mi Süleyman abi şimdi? Ya şimdi bulsun bak. Böyle böyle bakıyor ya üsttekinin üstündekine bakıyor. Geliyor bu arada, hemen buldu arkadaşlarımız. Teşekkürler. Rejide bu akşam yoruldu ama yine harika iş yapıyorlar. Ne söylesek hemen geliyor. Birazdan gelecek. O sırada Avram Borakas koşusunun da son düzlüğünü görür müyüz acaba? Tablolara gitmeden çok kısa onu da görelim. Bir yandan onu da bekletelim. Geldi. Heh, geldi. Gracias Senior. İçerideki krat. Kırmızı siyah forması izlediğimiz hafta. Kira o yanak pelüşü hiçbir işe yaramıyor. Evet. Yanak pelüşü biraz geride. İmparatorun dikkat çektiği detay. Bak kafası yamuk, görüyor musun? Hep böyle. Finish oldu yalnız ya. Müthiş. Burun burun. Vay vay baş. Vay vay vay. Şey de geldi içeriden. Bank account. Tabii geldi. Tabii. Evet. My Private ve Gracias Senior mücadelesi gözükürken HFD Hefes son bir hamle çok kısa sürede iyi bir ara kapattı ve aksiyonunu tamamladı. Vedat'ın da bu tarz finişleri de gerçekten seyir zevki yüksek. Avram Borakas koşusunun son düzünü görelim. Edgar'ın galibiyetini de kutlayalım. Bir kez daha saygı ve rahmetle analım hem Galatasaray'ın hem milli takımın. Allah rahmet eylesin içinde. Kardeşim. Kardeş mi? Rahmetli bir at almış. Çok paraya bir iyi bir atın kardeşi diye. Kardeş mi diyor. Samuray Kajiki, Edgar, Sally Boy,
serseri hat ilk 4 şu anda mücadelede. Bu yarışta aslında bir detay vardı. Süleyman abi bunu bilmiyorum çok kısa gösterelim mi? Gösterelim. Yarışı, bu yarışı bir 1000'e 1200 alabilir miyiz? Orada daha önce de Ekür'ün tabii konuştuğumuz safkanlarından taylarından şimdi biri. Şimdi bu buradaki şey safkan Swordmaster. 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 Dört tane yarışını izledim bu safkanın. İlk koştuğu yarış o gün favori durumundaydı. Sadık eli yeşili koştu. Aynen. Orada yapmadı. Sonra koştuğu çim yarışında Politrak'ta kaybetti. Sonra bir daha koştu. %100 kazanacağı yarışta yine bir şeyler oldu. İçeriye attı. Yine böyle deminki yarış gibi 3 at foto oldular falan kaybetti. Bu yarışta da yani yarışın içinde bu at böyle koşmak istemiyor. Bütün yol tutamadan gidiyor. Ya bütün yol böyle sertlik yaparsa bir at zaten düzlüğü döndüğü zaman bir şey vermeyecek yani. O gittiği tempo ona yetmiyor. Biraz salmak lazım. Oo. Swordmaster için değişik bir... Evet. Bak zaten şu anda toparlayamadı. Gelmiyor yani. Biraz önde olsa devam edecek. Daha önde olmalı der İmparator. İyi bir jokeyle anafartalara giderse çok şanslı olur. İyi bir jokeyle anafartalara giderse çok şanslı olur. Farklı analizler geldi. Swordmaster için. Halis başkasına mı binecek? Bir analiz de buradan geldi. Halis başka bir ata mı binecek anafartalarda diyor İmparator. Bilmiyorum ya. Gracias atın, senior var. Atın üstündeki Halis. Biliyorum biliyorum. Hmm. Hay hay yani biner mi bilmediğim için söylüyorum. Tabii. Yani Halis veya iyi bir jokeyle çok şanslı olur diye düşünüyorum anafartalarda. Haftanın enlerini görelim. Haftanın ve yılın jokey performans tablolarını görelim. Haftanın at sahibi Sayın Ahmet Güzel Ocak. Haftanın yetiştiricisi Sayın Ercan Ekenler. Haftanın İngiliz atı Moonlight Fairy. Haftanın Arap atı Demirberke. Haftanın antrenörü Batuhan Turgul. Haftanın jokeyi Ayhan Kurşun, grup performansı inanılmazdı. Ve haftanın aprantisi İmparator'un övgüyle bahsettiği Eray Çizik. Hemen haftalık jokey performans tablosuna bakalım. Skor yapan isim Müslüm Çelik'ti. 24 at bindi, 10 kazandı %42 ile, biri kısa vadeydi. Nevzat Avcı 31 at bindi, 9 kazandı. O da inanılmaz bir sezon yaşıyor, bir kısa vade. Biraz az konuşuluyor gibi Nevzat. Gerçekten İzmir'de ağırlıklı tabii kazandığı için belki. Ayhan 32 at bindi. 3'ü grup 8 birincilik. Vedat Abiş ve Mehmet Kaya 6'şer birincilik yaptılar. Vedat'ın 6 birinciliğinin 1'i grup 3'ü kısa vade. Mehmet'in de 6 birinciliğinin 3'ü kısa vadeydi. Ve Eray Çizik haftanın en çok kazanan aprantisiydi. Yine 37 at bindi. 5 kazandı. Nevzat Avcı farkı 3'e çıkarttı. Vedat Abiş'le 103-100. Gökhan Kocakaya 92, Özcan Yıldırım 85, Mustafa Çiçek, Ferit Yardımcı ve Mehmet Kaya yerlerini koruyorlar. Müslüm Çelik 8. sıraya çıktı. Akın Sözen ve Ayhan Kurşun da ilk 10'daki yerlerini koruyorlar. Evet. Mehmet Kaya enteresan, çok iyi gidiyor. Mehmet Kaya iyi bir sezon. Yani Mehmet gerçekten burada... Evet, bu sene bu iş kızıştı. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum. Özcan Yıldırım, Mustafa Çiçek. Yani ilk 5 yanıyor. Vay vay vay. Listede 2 tane baş jokey yok. Evet. Efendim? Listede 2 tane baş jokey yok. Ales Karataş, Ahmet Çelik. İlk 10'da yoklar. Neler söylersin abi? Kapanışa doğru gidiyoruz. Yani... Evet yani Nevzat çok iyi gidiyor. Böyle devam eder inşallah. Vedat zaten söyleyecek bir şey yok. Gökhan da onları yakalayacaktır. Ben de aynı kanaatteyim. Yani ilk 5 zor değişir. Güzel bir mücadele olur. Kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz ufak. Evet. Var mı gazdan önce sürpriz bize söyleyeceğin bir şeyler var mı? Daha ne olsun abi. Evet. Gazi Koçlu'nun spikerini haftaya açıklarız. Yarışı kim anlatacak? Mesela kim anlatacak? Haftaya. Onu açıklarız. Kim favori? Belli değil mi? Spikilose yapmayayım ben abi. ben isim zikretmeyeyim. Belli değil mi yani her sene
Geçen sene her sene değişik bir arkadaşımız anlatıyor ve heyecanla bekleniyor tabii bu. Öyle mi oluyor her sene değişik tabii, mi oluyor? Tabii tabii hemen hemen. Yani üst üste anlatan çok azdır. İşte geçen sene çok iyi anlattı da bu sene yine anlattım falan öyle şey yok. Yok. Öyle olmuyor. Öyle bir prensip kararı var. Her yıl o yılki performansı da göz önünde bulundurularak bir karar veriliyor. Evet. Bu yılda bir isim önerilmiş. Şey var mı bu sene? Golf arabasıyla gezi var mı? Golf arabasıyla gezi var. Ya bu sene at üstünde olsun gezi ya. Çim pistte. Bu yıl çok sürpriz iki isim öyle söyleyeyim sana. Hadi ya. Evet abi. Vay vay bombalar. Nasıl? Evet. Geçen yıl sizinle yaptığımız ve Gazi Koşusu öncesi yapılmış yayınlar içerisinde en fazla ilgi çeken yayınlardan biri. Biliyorsunuz abi sizin golf arabasındaki sohbetinizdi. O konsept çok tuttu. Bu yıl da iki isimle sevgili Numan Sakar ve Timuçin abinin böyle hain planları var. İki ismi henüz söylemedik. Onlar da bilmiyor o iki isim ama o iki ismi alırsak ya orada zaten iki tane isim var. Başka yok ki. Söylemeyin. Ama ben öyle bir şey olacağını hiç tahmin etmiyorum. Mümkünatı yok. Ben Fransızım. Ben hiçbir şey anlamadım. Aktif mi çok ya? Aktif. Yani benim dediğim iki isim ikisi de bu işin krallık en fazla kazanmada. He. Yapabiliyorsanız. He. Yani. Aktifi bilmem. Bu yıl aktif iki jokeyle iki isim düşünüyoruz. Tecrübeli. Yani tahmin yıllarını sahaya vermiş. Oldu. O isim iki Mümin abiyle Kazım abi. O tamam. İşin olabilir. O işin duayeni o esasında. Hı-hı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ya. Çok selamlar Ankara'ya, selamlar İzmit'e, selamlar. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz katkı çok geldi. Ben de cevap bakıyorum. Dönemediklerim, yayına taşıyamadıklarım olursa kusuruma bakmasınlar. Adana'daki son koşuyu Bodrum'a selamlar isteyen yarışseverler vardı. Listenin son sırasındaydı. Son anda eklemiştik. 33. sırada. Üzücü bir kaza oldu. Hüseyin Budak kardeşimize büyük geçmiş olsun ama iyi galiba durumu. Çok şükür dün akşam güzel haberler aldı. Kapalı gitti ama sonrasında çok şükür toparladı biraz. Orada kısa özet geçeyim. İmparator cezaların yanlış verildiğini söylüyor. Yani nerede? Tabii orada abi şey söyleyeceğim ya. O hakikaten bir kardeşimize Murat'a 15 gün ne cezası o çocuğa ben öndeki anlamadım. Öndekine 5 gün şey öndekine 15, arkadakine 5 gün. Olmalıydı bence. Diyor imparator. Ters oldu diyor. Ters oldu cezalar. Ya yani 15 gün alan 15 gün almamalıydı değil tabii, mi? Tabii 5 gün 5 gün almalıydı. Yani olacak şey değil o ya. Evet. Ya gencecik çocuk yani bu. Ya bu kararla kapatan öndeki cezayı yiyen arkadaki. Orada bir hata mı var acaba? Yani bunu diye. Mutlaka bir daha değerlendirmesi lazım bence hakem heyetinin yani. Yazık günah yani bu çocuklara. İmparator seyretti yanlış söylüyorsun. Yazılım hatası olabilir mi? Olabilir de. Olabilir. Bence düzeltilebilir o yani. Düzeltilebilir. Adana komiserleri eminim İnşallah. Bu konuya bir ilgilenecekler. Çok yanlış bir ceza olmuş. Çok yanlış. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Orada bir tabii sekreterya hatası olabilir. Daha önce olmuş şeyler. Öyle bir durum varsa değişiklik yansıyacaktır zaten diyelim. Çok sayıda katkınız geldi. Gazi Koşusu'na giden yolda olabildiğince birçok haberi de sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Haberler geldikçe hem biz hem diğer programlar. Tabii ki bu haberleri yansıtacağız. Keyifli bir yayın olduğunu düşünüyoruz. Ben klasik kapanışımızı yapacağım. Başta yönetmenimiz ki bu akşam sevgili Hamza Akgümüş'tü. Kameraman arkadaşlarım KC'de, VTR'de, SES'te bulunan operatör arkadaşlarım, teknik kadro, diğer illerdeki TCK TV personelleri ve TAY TV Akan abi ve ekibine de buradan sonsuz teşekkürler. Önümüzdeki hafta hepimiz için şans, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftalardan yine atılık sohbeti yapabilmek nasip olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.